mükafatını bulurum. Hazreti Ali. Kent ve Sanat'tan merhaba sevgili izleyiciler. Bugün ömrünü tiyatroya adamış gerçek bir usta var, konuğumuz var. Müfit Kayacan, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim. Biz çünkü ayağınızın tozuyla sizi buraya getirdik. Burada bir tiyatro çalışması var, provaları vardı. Kanlı Niger. Evet, biz buraya getirdik sizi. Evet, yani provanın teriyle geldim diyebilirim. Gerçekten hani klasik olmasın ama provadan. Bir de şanslıydım. İstanbul trafiğinde ilk defa yollar böyle hızlıca geldi. O yüzden de gecikirim diye çok üzüldüm. Üzülüyordum ama şimdi rahatım. Peki Kanlı Nigar'ı ne zaman izleyebileceğiz? Kanlı Nigar önemli. Bunu isterseniz parantezi açarak başlayalım. Evet. Kanlı Nigar biliyorsunuz Sadık Şendil'in yıllar önce Münir Özkul'a İsmail Dümbülü'nün kavuk verdiği oyundur. Yani geleneksel Türk tiyatrosunun çok önemli bir oyunu. Bu 21 Ekim'de Profilo'da İstanbul izleyicisi izleyecek ama daha önce bir gün önce Sakarya'da bir oyun oynanacak. Kısacası 21 Ekim'den itibaren İstanbul seyircisi hafta sonlarında ve uygun günlerde Profilo Kültür Merkezi'nde Kanlı Nigar'ı izlemeye başlayacaklar. Bildiğimiz Kanlı Nigar mı yoksa değişik mi? Biraz değişik, evet. Hı. Çünkü yıllar değişiyor, sanat bir şeye şahitlik ediyor. Toplumsal dönemlerin ama örneğin bir kadın hikayesi bildiğiniz gibi Kanlı Nigar ve Perihan Savaş oynuyor. İşte buradan başlarsak çok önemli oyuncular var. İşte Sümer Tilmaç yıllar sonra Münir Özkullu o efsane kadronun bir oyuncusuydu. Bizde de gene İstinyeli'yi, Külhan Bey'i tipini oynuyor. Soner Arıca var, Umut Oğuz var. Pek çok Ercüment Balakoğlu gibi gerçekten çok önemli bir kadroyla oynuyor. Kanlı Nigar'da da bugünün kadınının sorunlarına getiriyoruz. Finaliyle de kadınların bugün yaşadığı özellikle şiddet, ve baskılarla ilgili yani işin acılı tarafının konu edildiği bir tarafı var oyunun. Bir tarafı diyorum çünkü aslında oyun müzikli, danslı, eğlenceli, Kanlı Nigar, şıkır şıkır bir oyun ama öyle bitmeyecek. Bu kadar söyleyeyim size. Evet, biz de merakla bekliyoruz. Peki oyuncuları saydınız, Perihan Savaş, çok iyi tiyatrocular da var. Tiyatro ile ilgilenmeyenler de mi var oyunun içerisinde? Aslında tiyatro ile ilgilenmeyenler diye bildiğimiz diyelim onu. Evet. Örneğin Perihan Hanım'ın şehir tiyatrosu sanatçısı olduğunu pek çok kişi bilmez. Sinema filmlerinden hatırlar Perihan Savaş'ı. Evet. Ama mutlulukla ben de gördüm ki Perihan Hanım, Perihan Savaş gerçekten çok iyi bir tiyatro oyuncusu. Çocuk oyunlarıyla başlamış. Sinemaya tiyatrodan sonra dahil olmuş. Evet. Bu bizim için çok büyük bir avantaj oldu. O role de o kadar güzel uydu ki Perihan Savaş sana ne diyorum bu yıl bu oyunla işte oynadığı sürece çok dikkat çekecek bir performans içinde. Evet. Kanlı Nigar'ı da bizim yorumumuzda ortaktır Perihan Savaş'la. Çok farklı olacak. Yani izleyenlerin evet ya bunlar niye oynamış? Yani akıllarda şu var. Soner Arıca içinde böyle düşünebilirsiniz. Evet. Diğer bazı popüler sanatçılar içinde. Ama buradan Soner Arıca'yı da bahsetmek istiyorum. Gerçekten Narçın rolünü oynuyor. Müzikleriyle, rol kimliğiyle. 2 yıl önce tiyatroyla tanışmış bir tarafı var Soner Arıca'nın. Ama genlerinde aslında o bir oyuncu olmalıymış. Sadece sesi değil. Ki sesi de bizim için avantaj. Sahnede gerçekten çok başarılı ve ailesinde adından gene söz ettirecek. Çünkü evet. Aslında tüm dünya bir sahne. Hepimizin oynadığı roller var. Bunu kabul edelim. Yani kimler oyuncu olur? Efendim bu tartışılıyor. Ama o genle doğmuş olan, o yeteneğe sahip olanların belki şansı yıllar sonra bulmuş. Soner Arıca bunlardan birisi. Bunu yılların 30 yılını tiyatroya vermiş birisi olarak net söyleyebilirim. Evet. Gerçekten ben şanslı bir rejisörüm ki oyunda oyuncu olarak da oynayacağım. Çok iyi yan yana gelmiş bir kadroya tesadüf ettim.
Ben de gelirken biraz ön yargılıydım, bunu kabul etmek gerekirse. Sizin aklınıza ya da izleyenlerimizin, evet, aklına gelen endişelerim vardı. Bugün bunu rahatlıkla söylüyorum. Gelip izlediği zaman izleyicilerimiz de benim ne kadar haklı olduğumu görecek diyeyim. Peki şimdi çok usta bir isimden bahsettiniz, Perihan Savaş'tan. Şehir tiyatrolarındaydı, ayrıldı. Bir süre sonra tekrar şehir tiyatrolarına döndü. Sinemayı, televizyonu sürekli bir arada sürdürdü. Evet. Ama bir yandan da işte Soner Arıcan'dan bahsettiniz. Daha yeni tiyatroya atılan biri. Peki bir rejisör için ikisiyle çalışmak zor değil mi? İlginç diyelim ona. Zor tarafı zor olarak almıyorum. İnsan temelinde, evet, kendisini geliştirdikleri için. Çünkü sanatlar birbirine galiba paralel. Yani müzik yapan insan da bir sahne performansı içinde, sinema performansı içinde de bir oyunculuk var, tiyatroda da var. Tiyatro hatta bunların hepsinin ortak bir araya getirildiği bir sahne. Bu nedenle bir de genel kültür birikimlerine baktığımız zaman çok zevkli bir yan yana geliş oldu. Buna Ercüment Balakoğlu gibi 40 yılını geride bırakmış bir tiyatro sanatçısını da sayarsak, Sümer Tilmaç gibi, yani Hilmi arkadaşımız gibi pek çok tiyatrodan gelen çok arkadaşımızı saydığımız zaman bu başta çelişki gibi geliyor, haklısınız. Ama çok iyi bir potada oyunun gerektiği gibi eridiler, erimeye devam ediyorlar, provaları sürüyor. Şimdi siz usta bir tiyatrocu musunuz ve size çağdaş Dümbüllü diyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben kendim için mi bir şey, evet, söyleyeyim? Efendim, önce biraz teşekkür ediyorum. Bunu söyleyenlere layık olmak çok önemli. Çünkü İsmail Dümbüllü ile açılıyor örneğimizim oyunumuz. Evet. İsmail Dümbüllü'nün yıllar önce Kanı Niger sinema filmi haline getirilmiş bu son Kemal Sunal'ın oynadığını söylemiyorum. Bu siyah beyaz dönemde. O zaman oyunun açılışını o yapmış. Evet. Ve o gerçekten çok önemli geleneksel Türk tiyatrosunun. Ben Tülahat'ı çok seven ve geleneksel Türk tiyatrosuna yatkınlığım nedeniyle Antalya'da ve sanat çevresinde böyle bir tanınmışlığım var. Kendim için de şöyle söyleyeyim. Ben gene Abdi'yi oynuyorum. İsmail Dümbüllü'nün Kavuklusu'nu oynuyorum. Evet. Bu oyunda Münir Özkul'un efsane rolünü oynuyorum. Bu nedenle çok heyecanlıyım. Ben kendim için bir şey söylemek istemiyorum. Bana böyle söyleyenleri utandırmamak için İstanbul'da ilk defa İstanbul kadrosuyla beraberim. Gereğini yapmaya çalışacağım. İsterseniz sahnede bunu izlediğimizden sonra, evet, tekrar konuşalım. Evet. Peki sizin hep istediğiniz bir rol müydü? Çok. Evet. Çok. Çünkü her yani geleneksel tiyatroyu, Türk tiyatrosunu dününe meraklı kişiler için Abdi rolü, Abdi'dir. Kanı Niger'in İbişi'dir Türk tiyatrosunun, evet, Kavuklusu'dur. Böyle rol oynamak idealdir. Herkesin içinden geçen bir roldür. Böyle bakınca da ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bir de daha önceki performanslarımdan bir öteye her yıl bunu özlüyorum. Bu yıl burada böyle de bir kadroyla, örneğin diyelim Sümer abiyle oynuyorsunuz, Sümer Tilmaç'la. Sümer Tilmaç Tülahat'ı çok iyi yapan, Münir Özkul'la da aynı rolü oynamış bir insan. Zaten provalarda yapıyor. Asıl metni bozmadan öyle Tülahat yapıyor ki karşınızda, siz sınavda gibisiniz. Size pat diye o gün, diyelim ki işte dönem olarak buzdolabının olmadığı bir dönem. Ben diyor yangını duydum, daldım içeriye, bir baktım karşıda bir buzdolabı diyor. Ya ben diyorum ki, ya otel dolabı olmasın. Yok ulan buzdolabı diyor. Şimdi adam Tülahat'a başlıyor. Evet. Otel dolaptı, buzdolaptı. Tamam usta, sen diyorsan buzdolabıdır diyorsunuz karşısında. Yani o yazmaya diyelim devam ediyor. Dolabı, evet, bir açtım bir adam diyor içeride diyor şey erik yiyor diyor. Yani o istediği kadar, çünkü bu pratikleri çok ustalarla yaptığı için, evet, o an gelişen her duruma göre oyundan kopmadan ve kaliteyi hiç düşürmeden tülahat yapmaya devam ediyor. Buyurun bakalım karşısındasınız. Önceden, evet, prova edilmemiş. İşte burada işte bu tür ustalarla da rol paylaşmak hangi oyuncu için istenmez ki? Bu bir onur benim için. Bunu da böyle söyleyeyim yani. Peki. Şimdi biz usta oyunculardan bahsediyoruz ama siz aynı zamanda köylere kadar tiyatro götüren bir isimsiniz. Evet. Bahsedebilir misiniz? İlk kez. Mutlulukla. Evet. İlk kez siz yaptınız değil mi? Biraz belki herkes, hani çok özür dilerim, bir tabir var. Bazı horozlar kendi öttüğü için sabah oldu sanırmış. Şimdi ben ilk yaptığımı zannediyorum ama biz Anadolu... kimsenin fark etmediği türküler çalan bir yer. Evet. Yıllarca bir kenarda bir hayatlar yaşanır.
Ama bunlar medya gibi popüler taraflardan çıkmadığı zaman biz onları bilmeyiz. Evet. O türküleri bilmeyiz. Köyler özellikle böyledirler. Ama ben yapanlar varsa onlara buradan saygı selamı bir şey gereklilik görüyorum. Ben kendi köyümde yıllar önce çocukluğumdan beri müsamereler yapıldığını bilirim. Örneğin buradan başlamak istiyorum. Çünkü sinema vardı. Evet. 60'lı yıllarda yol yoktu, sinema vardı. İşte o 60'lı yıllar. Ve benim köylülerim bundan etkilenip oyun yazarlardı. Bir dondurmacı İsmet abimiz vardı. Tabii o yıllarda biz çocuktuk, izlerdik, çok meraklıydık. Ama onlar müsamere diyeceğim teknikteydi. Yıllar sonra ama bu maya devam etti. Benim işim tiyatro olunca köye döndüm. Ve tiyatrocularımızla, bizim köylülerimizle 4-5 yıldır sürekli oyun yapıyoruz. Bu yıl bir de bunları köy tiyatrolarının buluşması şenliği haline getirdik. Çok önemli sanatçılar geliyor. Köylerde ya da amatör tiyatrolar burada bir araya gelip bir şenlik etrafında toplanıyorlar bizim köyde. Köyümüzde Kalkan'a bağlı Yeşilköy. Kaş, Kalkan, Yeşilköy. Şimdi genelde orayı tiyatrocular köyü diye tanıyorlar. Yeşilköy olunca bu havaalanıyla İstanbul'daki Yeşilköy falan değil. Kesinlikle evet, karıştırılmasın. Buraya, bunda da anmak isterim, Mersin'in Aslan Köyü var. Kadınlarıyla kendisi yazıp gelen bir köyümüz var. Onu da bilir kamuoyu. O köydeki kadınlarımızı, köylülerimiz de oyun oynayarak geliyor. İzmir'in Bademler Köyü var. Türkiye'nin en eski tiyatrolarından birine sahiptir. Bademler Köyü'nün tiyatrosu da bizim oraya geliyor. Antalya'da kadınlarımız var. Evet. Kadınlar tiyatroyla buluşuyor grubu var. Evet, evet. Onlar da bu şenliğe gelen gruplardan bir tanesi. Bu da Türkiye için, hatta Türkiye için demiyorum ama insanlar için, ülkeler arasında da model olabilecek bir başka mucizenin adı. Ben çok uzun konuşuyor gibi olursam lütfen beni uyarın. Önce köyümden bahsetmek istiyorum. Bizim köyde bakkal tiyatroda rol alıyor. Manavlık yapan Fatma Hanım rol alıyor. Koca Bayram, torun sahibi Koca Bayram ve oğulları, bunlar tüpçülük yapıyor, rol alıyor. Evet. Yani hayatın ta içindeki insanlar, köy insanları provalara çok ciddi bir şekilde geliyor ve her yıl yeni bir oyun çıkarıyorlar. Kültür Bakanlığı'ndan yardım da aldı az da olsa ve 25 oyun oynuyorlar. Çevre köylere turne yapıyorlar. Evet. Peki, devam ilk, ilk siz gittiğinizde köye böyle bir fikri sunduğunuzda da mı aynı ilgi vardı? Yoksa hani zamanla mı bu ilgi gelişti köylüler tarafından? Tekniği gelişti, ilgi vardı. Evet. Çünkü dedim ya, İsmet abinin dondurmacılık yıllarından bunun temeli atılmıştı. Ama yer yer parlamış ve biraz daha teknik eksikleri olarak yer yer sönmüş, yer yer parlamıştı, evet, devam ediyordu. Ama biz yaka mikrofonlarını, tekniği getirdik. Tiyatronun o kadar uzun olmaması gerektiğini, oyunculuğun ne olduğu konusunda biraz birikimlerimizi onlara sununca zaten bizim insanımız yetenekli. Ben buna inanıyorum. Mucize peki, yaratıyor yani. Peki hayatlarında ne gibi değişiklikler oldu tiyatroyu yaptıklarında? Şimdi hayatlarında özgüvenleri değişti bir kere. Yani bunlar İstanbul, Antalya oyun oynamaya geldikleri zaman burada Hadiçaman sahnesinde de oynadılar. Kendilerini ifade etmelerindeki rahatlığı ben bile kıskandım. Şimdi buraya gelip biraz insan hani kamera karşısında nasıl kasılır? Onlarda özgüven bir kere hızla arttı. Evet. Onları izleyen diğer köylüler tiyatro izleme geleneğini çoğalttılar. Ve önemli sanatçılar geldi, onlarla tanıştılar. Yaşam sevinçleri çoğaldı diyebilirim. Yorgun geliyorlar örneğin camakandan ya da işte diğer işlerinden, güçlerinden. Çok yorgun geliyorlar. Ama sanatın insanın ruhunu coşturan kısmına takıldıklarında gece yarısı bir oluyor saat. Evet. Ama onlar gönülleri hoş. Bedenleri yorgun, gönülleri hoş. Ve seyircinin karşısına çıktığında örneğin Bayram abi diyordu ki kadın rolüne çıkardım ben, kabakları taktık, göğüs yaptık. Köy seyirlik oynuyoruz. Dedi ki ya benimle alay ederler Müfit Hoca dedi. Ben dedi kadın olmayayım dedi. Bıyıkları evet, var ama başörtüsüyle kadın oynuyor. Oynadı. Oynadı ve hiç kimse kahvede buna alay etmediğini gördü. Cem var burada. Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda bir patron oynadı. Biraz böyle kırık diye halk tabirinden biraz efemine birisini oynadı. Hocam dedi benimle çok dalga geçerler dedi. Ama o kadar başarılı oynadı ki kimse onunla alay etmedi. İşte sanatın, tiyatronun o büyüsünü hem oynayanlar hem seyreden köylü arkadaşlarım anladılar. Bugün bizim köy hangi oyun iyidir, hangi oyun kötüdür, nerede alkışlanılır, nerede gülünür bence çok iddialıdır bu konuda. Evet. Aslında bizim köy demeyeyim ben. Bu Anadolu. Evet. Bunu hiç demagoji falan değil. Anadolu insanına siz ışığı götürdüğünüz zaman, hani aydınız diyoruz, aydınlattığınız zaman
O kadar bir tek bir toprak ki bizim Anadolu'muz. Türküler buna örnektir. Fazlasıyla siz alırsınız bunu. Benimkisi sadece bunun küçük bir modeli. Çünkü ben o köyde doğdum, onlardan biriyim. Kim ki gitti, başka bir görevlere gitti, halkını, kendisini küçümsediği anda o yozlaşıyor bana göre. Başka bir şey oluyor. İstanbul bunun arenası biraz. Yanlış anlaşılmasın, buradaki Özverili arkadaşlarıma demiyorum. Çıkarların birbirinin üstüne basarak, işini bittiği anda selamının bile kesildiği. Yok Anadolu, ben o yüzden orada onlarla hiç yorulmuyorum. Yıllık izinlerimi kullanıyorum, memurluğum devam ediyor. Onlara ben çok şükran borçluyum. Onlar bana iyi geliyorlar, bunu da bu arada söyleyeyim. Evet. Aydın yabancılaşması deniliyor örneğin değil mi? Evet, kesinlikle. Peki şimdi tiyatronun köyler üzerindeki değişimini anlattınız. Peki bu değişimin size yansıması nedir? Sizi nasıl mutlu ediyor? Biraz önce söyledim ben. İyi geliyor. İyilik de kötülük de bulaşıcı. Ben buna inanıyorum. Onların iyiliği. Örneğin yemek yapıp geliyorlar. Biz prova sırasında vakit geç oluyor. Hepsinin elinde en güzel patlıcan yemekleri. Benim köyde çocukluğumda özlediğim en güzelliği sevgi katmış olarak getiriyor. Tam kelimenin tabiriyle. Ben hayatımdaki en lüks yemekleri o provalarda yiyorum bir. Evet. Arkasından en güzel, hiç baskı altında kalmadan, o blokaj dedikleri sanatçının hiç olmadan yaratım sürecini yaşıyorum. İki, sonunda onların sahnedeki heyecanını gördüğüm zaman benim elim ayağım titriyor. Adrenalin en yükseğe çıkıyor. Mutluluksa finalde selamda sanatçının teri ise ben bunun en güzelini onlarla paylaşıyorum. Sonra kendini hani dertlerden kurtulursun geçsen Anadolu'yu diye bir öyle bir şey vardır. Gerçekten çok büyük mutluluklar yaşıyorum. Bir de şunu düşünüyorum. Ben aydın olmanın, ben birey olmanın biraz sorumluluğunu yaptım. Eleştiride de bulunabilirim diyorum. Çünkü eleştiri icraattan doğar diye bizim bir öğretimiz var. Ben bugün bunu yapmayanlara ama eleştiri geldiği zaman durmadan konuşanlara maalesef bir şey söyleme hakkını kazandığımı da düşünüyorum. Bu da çok önemli. Peki Antalya'daki kadın tiyatroculara gelmek istiyorum. Evet. Onlar ödül de aldılar çünkü biz de konuk ettik. Artık amatör değil. Onlar oyuncu oldu diyebiliriz değil mi? Yani oyunculuk nedir bilmiyorum ben ama. Evet. İlk 30 yılı zormuş yalnız oyunculuğun. Onlar daha 3. yılındalar. Oyuncu yüreğine sahip oldular, onu söyleyeyim. Evet. Sevdasına, özverisine sahipler. Pek çok oyuncuda görmediğiniz kadar. Çünkü hepsinin yaşı 45-40 üstünde. Çoğu da 45 üstü. Evet. Ama bugün daha biraz önce görüştüm. İlişkimiz devam ediyor. Bir kitap fuarını geziyorlar. Kitaplar almayı, oyunlar izlemeyi, doğruyu, eğriyi görmeyi ve ben burada provalardayım diye kendi içinde görev dağılımı yapmışlar. Işığı da kendileri yapıyor artık. Dekoru da kendileri kuruyor artık. Oyunu toparlayıp herkes, halkla ilişkilerden birisi sorumlu. Aksesuarları birisi getiriyor. Turnelerde turne amiri ayrı, oyunların sahne amiri ayrı. Bir tiyatroda ne gerekirse bunları kendileri örgütlenip hayata geçirmiş durumdalar. Ve aralarında çıkacak en küçük kadın kadınla zor oluyor, bunu da söyleyeyim. Aralarındaki en küçük bir gerilimin nasıl söndürülmesi, nasıl bertaraf edilmesi gerektiğinin tedbirini bile almışlar. Çok kalabalık bir kadro kadınlar. 45 kişiydi, şu an 25 kişilik bir oyun içindeler ama diğer kadroyla ilişkileri sürüyor ve en güzeli kendileri yazıyorlar. Evet evet, kendi oyunları. Şimdi öyle güzel oyunlar ki ikinci, üçüncü tekste de bana veren arkadaşlarım var. İnanın çok ciddi tekstler ve zaten izleyen profesyonel devlet tiyatrosunun arkadaşlarımız bu oyunları alabilir miyiz falan diyor artık. Evet, gerçekten. Kesinlikle metinleri. Birinci oyun Meryem Nart'ın işte iki hayır, bir evet, iki hayır arası hayattı. Cezaevinde yaşanmıştı. Bu çok önemli bir oyundu. Çok dramatik, çok hüzünlü bir oyundu. Arkasından Koca Yasa'yı yazdılar. O bir komedi. Yani. Ve kadına uygulanan şiddetin kara komedi şekilde anlatılışı. Ve inanılmaz bir şekilde başarılı. Ve bugün Antalya'da film festivalinde kadın jüri, Müjde Ağar başkanlığında, o jüri de izleyecek. Evet. Bizim kadınları şu an onun hazırlığı içindeler. Oysa ki kadınların çoğu hiç tiyatroyu bilmiyorlardı. İzlemeyen çoğu izlemiyordu bile. Biz gelmiştik çünkü iki evet bir hayır oyununa. Orada sohbet etmiştik ama şimdi tamamen tiyatroyu hem oynayıp hem de bunun için metin yazıyorlar, oyun yazıyorlar tiyatroda. İnanamazsınız. O kadar çabuk öğreniyorlar ki. Evet. Şimdi buradan arkadaşların tek tek adını bile saymak gerekir ama onlar kendilerini biliyorlar. Evet, biz de zaman zaman konuk ediyoruz zaten kendilerini.
Şimdi peki bunları yaparken hani bir oyuncu olarak şunu hiç düşündünüz mü? Sonuçta hani şehir tiyatroları oyuncususunuz. Evet. Niye bu kadar şeyle uğraşıyorum? Aslında hani kendi oyunlarımı yazıp yönetip oynayabilirim. Evet. Demiyorsunuz da işte ta buralara kadar tiyatroya götürüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Bu konuda annem hep bana şunu derdi. Bu kadar üzme kendini oğlum. Hasta olacaksın diye. Ana kalbi dayanamazdı. Ama sevda ile yapıldığı zaman galiba yani insan üretken olabiliyor. Bunu birçok arkadaş niye yapmıyor diye ben dedim ya, biraz önce eleştiri hakkı doğuyor benim bu eylemlerimden. Ben işte Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nun sanat yönetmeniyim. Ve tiyatromuzun çizgisini işte 28. yıl, bu yıl 29. sezonu ve kurucusu olarak tanınıyorum ben. Orası için bir ömür harcadım. Oradaki işte devam ediyor ve orada pek çok oyunda rol alıyorum. Oyun sahneye koyuyorum. Bu saydıklarımın dışında bu var. Bu kadarı fazla mı? Evet, biraz fazla. Ama bana bir de tiyatro delisi denenlerdenim ben. Zaten akıllı adamın işi olmadığını düşünüyorum. Bunu da laf olsun diye söylemiyorum. Tiyatro akıllı adam işi değil. Bir bypass ameliyatına sebep oldu bu kadar yoğunluk. 2,5 yıl kadar önce kalbim bir tarafından işte tıkandı. Bu kadar stresi var çünkü aynı zamanda. Bir ameliyat oldum. Ama yaşamı manalı kılmak için üretmek gerekiyor. Bildiğiniz işi yapmak, faydalı olmak gerekiyor. Belki benim adım Arapçadan gelme müfeddi oluyor. Faydalı. Ben baktım Türkçe karşılığı faydalı. Ben onu bilmeden yaptım ama. Evet. Yoksa eğer bir başkasına fayda, kalabalık etmemeli bu alemde. Ben birazcık herkes sevdiği işi, becerdiği işi yapabildiği kadar yapmalı ve ille de bir karşılık bekleyerek değil. Yani birey olmanın, insan olmanın bunlar gerekleri gibi geliyor bana. Evet. Yani öyle bakıyorum. Aslında bu sizin söyledikleriniz biraz da artık tiyatro izlenmiyor, tiyatro kayboluyor diyenlere bir cevap da oluyor. Çünkü hani gerçekten yaşatırsanız, onun için uğraşırsanız, hani siz hiç yoktan bir ilde tiyatro yarattınız, evet, Antalya'da. Ve şu anda da her yerde geziyor ve sizin tiyatrolarınız oynuyor. Ve insanlar bu üretimin içerisinde yer alıyor. Öyle de diyebiliriz. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. İşte hep bir şey yapmadan ya da çok az şey yapıp durmadan konuşmak gibi bir hastalığımız var bizim. Sanatçılarımızda çok fazla. Aydınımızda çok fazla hemen karşılıklı fesatlanma, birbirleriyle uğraşma. Zaten kendisi üretimle uğraşan insan bir başkasıyla uğraşacak vakit bulamaz. Evet. Benim çok yaşıyorum bunları. Çok üzülüyorum da birileri bir yerde görüyor, bir festivale katılmışım. Oradaki aydınlar gelmemiş, başka şeyle uğraşıyor. İşte ben de bir şey söylüyorum. Onlar bunu büyütüyorlar. Bir bakıyorum bir yerlerde yazmışlar, etmişler. Çok acı bir şey. Onlar da inanıyorum ki benim yaptığımın yarısı kadar eyleme geçseler, evet, görecekler ki böyle şeylere hiç gerek yok. Evet. Peki siz usta bir tiyatrocu olduğunuz için size soruyorum. Estağfurullah diyorum gene ısrarla. Sinema, hani sinemanın büyüsü çok büyük ve evet, teknolojiyi çok iyi kullanabiliyor. Hani tiyatro birazcık zayıf kalacak mı? Tiyatro sinema karşısında mı? Sinema karşısında, evet. Yerleri ayrı ayrı. Evet. Bunu şöyle diyelim. İnsanın çocukları gibi düşünelim. Sinemanın gücü, büyüsüyle tiyatronun yeri çok ayrı. Ama şu var. Doğrusunu yaparsanız tiyatronun etkisi ve gücü kendi alanında hiç tartışılmaz. Çünkü birebir insanla temas edildiği için sinemada perdeden geçmeyen şey tiyatroda çok nefes nefese olmanın hiç kimse yerini dolduramaz. Yani şairin dediği gibi işte karlı bir çam ormanında nefes almanın bahtiyarlığına benzer seni sevmek sevgili diyor. Ama bunu ekrandan o çam ormanında nefes almayı hiç kimse oraya gittiği zamanki gibi buraya ekrandan vereceğine inanmıyorum ben. Siz gerçekten karlı bir çam ormanına gidip bir nefes aldığınızda ya da bunu ekranda gördüğünüzdeki ayrımı, evet, buraya uyarlayabilirsiniz. Sinemayı çok önemsiyorum. Hele oyuncu için. Oyunculuğun sineması şeyi ayrı olmaz. Bir de teknolojiyi kullandığı için artık bambaşka bir boyut. Ben sinemayı çok seven bir insanım. Tiyatroya sinemadan etkilenerek bulaştığıma inanıyorum ama tiyatroda o dediğim gibi çam ormanında gerçekten nefes almanın bahtiyarlığının illüzyon diyelim ona ayrıcalığını hiçbir şeyle değişmem. O büyü başka bir büyü. Ama ne zaman kötü? Kötü örnekler, çok emeksiz ve basit işler yapıp sonra tiyatroya ilgi yok diye yakınanlara da iki çift sözüm var.
kötü şeye insanlar ilgi göstermezler. Evet. Bırakın da göstermesinler. Siz iyi bir şey yaparsanız Şam'dan, Bağdat'tan gelir alıcısı diye düşünüyorum. Tiyatro izleyicisi, özellikle de Ankara izleyicisi için bunu söylüyorlar. Evet. Hani gerçekten sevdiği oyunu sahiplenir, sevmediği oyunuysa kesinlikle gitmez ve evet, eleştirisini de söyler. Hani alkışlamaz bile. İstanbul seyircisi hani oyunu sevmese de alkışlar diyorlar. Öyle bir şey de var ama. Çok doğru yapıyorlar. İşte o bilinçli seyirci. Çünkü Ankara İstanbul'dan önce bana göre kültür başkentiydi. Yıllar sonra her şey gibi Türkiye'de pek çok şey birbirine girdi. Ankara'da Ankara Sanat Tiyatrosu gibi, Ekin Tiyatrosu gibi, Halk Tiyatrosu gibi bizim hep temelimizi teşkil eden, toplumsal bilinci arttıran, sanatsal gücü de çok yüksek olan bir dönem vardı. Ankara bir de üniversite kenti olarak tiyatroların ana merkeziydi. Kalitenin ana merkeziydi. Ama Ankara nedense bugün Ankara Sanat Tiyatrosu da sancılar çekti ve eski gücünde değil. Diğer tiyatroların pek çok sancıları var. Ve İstanbul'a kaydı bu merkezlik. Ama Ankara seyircisinin temeli dediğiniz gibi o kültürü aldı. Doğru nedir, eğri nedir çok iyi bilen, çok kalite bir seyircidir. Ben de öyle bilirim. Peki şimdi siz mühendistiniz. Ondan sonra oyunculuğa evet, başladınız değil mi? Sizin o sürecinizi öğrenelim. Nasıl başladınız? Tiyatroya merak saldınız. Şimdi insanın bir gönül işi var galiba. Bir de yaşamda sürüklendiği bir işi var. Buradan da gençlere belki şunu söylemek isterim. Lütfen sevdiğiniz işi yapınız. Şimdi derler ki işte kızını ya mühendise ya doktora ver. Biz çocukluktan beri mühendisim ben, endüstri mühendisiyim. Bir de endüstri mühendisliğinin ne kadar zor bir branş olduğu, hani in out derlerse in olduğunu hep gençler bilirler. Ama bana bir soru, bir tercih hakkı verilirse benim için tiyatrodaki herhangi bir oyunum kadar beni heyecanlandırmıyor mühendislik. Belki kız isterken faydası oldu. Hiç yaptınız mı peki? Mühendislik evet, bir 8-9 sene evet makinalarla ve üretimle iç içe oldum. Ama en sonunda gittim dedim ki ben makinaların üzerinde kullananlarla daha çok ilgiliyim. Onların performansıyla çok daha ilgiliyim. On makinayla ilgilenemiyorum. Ruhum benim üzerindeki insanı incelemekle ilgili. Evet. Tiyatroyla da tanışmıştım. Ve bu şekilde mutlu olduğum tarafı anladıktan sonra oraya doğru aktım. Ve mühendislik sadece benim bir kimliğimde bir yer oldu. Ya da memuriyetimde işte yan ödemelerimde bir değer taşıdı. Orada da şunu derim, keşke benim yerime bir başka genç okusaydı mühendisliği, bir kişi daha mühendis olsaydı. Ama konservatuvarda da pek çok torpille giren varsa onların yerine beni Devlet Konservatuvarı'na gönderselerdi de ben de oradan daha da donanımlı çıksaydım. Böyle çelişkilerimiz de var. Sohbetimize devam edeceğiz ama kısa bir reklam aramız var. Remetta'dan 222 parça çeyiz seti size özel fiyatıyla 1690 değil, 1390 değil, sadece 1190 lira. 6-9 Ekim 2011 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Sebit Bilişim Eurasia Bilişim Fuarı ve Sinerji Zirvesi'ni kaçırmayın. En son teknolojiyle üretilen Horkes'le horlamaya son. Mucize magnetik terapi cihazı olan Horkes, burun bölgesine takıldıktan kısa bir süre sonra nefes yolunu açarak nefesin kolay geçişini sağlar. İlk kullanımdan itibaren olumlu sonuç alınır. Ağır horlamaları hafifletip horlamayı tamamen ortadan kaldırır. Horlama önleyici aparat olan Horkes'e sadece 89 TL'ye sahip olabilirsiniz. 444-2473 444-2473 www.cemshop.com. İki paket sigara içiyorum ben günde. Zararlı olduğunu bildiğimiz halde rahatsızlık hissetmediğimiz için içtik. Geç kalmışım biraz. Ciğerler bittikten sonra bırakmışım. Şimdi bak nefes alamıyorum.
İki adım atıyorum, tıkanıyorum. Seni burada her gün yavaş yavaş öyle ince ince ölüme götürüyor. Erol Mütercimlerin hazırlayıp sunduğu Aynanın Arkası ve Komplo Teorileri programına bu hafta deneyimli televizyon programcısı ve gazeteci Balçiçek İlter konuk oluyor. Türk medyasının analiz ve değerlendirmesi, Türk medyasının içinde bulunduğu durum, neden yandaş ve karşıt medya olgusu ve medya-siyaset ilişkisi Aynanın Arkası ve Komplo Teorilerinde yanıt buluyor. Aynanın Arkası ve Komplo Teorileri bu akşam saat 21.30'da Cem TV'de. Kent ve Sanat devam ediyor sevgili izleyiciler. Müfit Kayacan'la birlikte sohbetimiz de devam ediyor. Şimdi sizin tiyatroya reklamdan önce başlamanızı konuşuyorduk. Peki o günlerle bugünleri kıyasladığınızda örneğin hani siz ilk tiyatroya başladığınızda tiyatro çok popüler miydi? Herkes tiyatrocu olmak istiyor muydu? Veya insanlar çok mu tiyatroya gidiyorlardı? Hayır. Ne yazık ki hayır. Türk tiyatrosu herkesin bildiği gibi 60'lı 70'li yıllarda bir efsane dönem yaşadı her şey gibi. Sonra sinemalarla, televizyonun yayına girmesiyle ve kanalların çoğalmasıyla beraber pek çok kişi tercihini evde hani terlik pijama olarak kullanmaya başladı. Sonraki yıllarda 80'den sonra da galiba başka bir kültür verilmeye çalışıldı. Bunun arkasında çok uzun bir hikaye var. Ben çünkü 80'de üniversiteyi bitirdim ve o 70'li yılların 80 yılına kadar ülkede yaşananları canlı yaşadım üniversitede. Sonra bir kuşak işte çok istenen o kuşak, kolaycı kuşak, ezberci kuşak, bambaşka tüketici bir kuşak. Böyle olduğu zaman tiyatroda daha doğrusu erdemli olan, biraz zahmet gerektiren her şey gibi biraz ikinci planda kaldı galiba. Benim 83 yılında başladım tiyatroya tesadüfen. 83 yılında başladığımda Antalya'da Devlet Tiyatrosu yoktu. 10 yıl sonra geldi. 93 yılında başladı. O 10 yıllık benim o çok tırmanarak tiyatrodaki Antalya'da var etmeye çalıştığım süreç her geçen gün emekle yavaş yavaş çoğalarak devam etti diyebilirim ben size. Sonra okul mezunu arkadaşlar daha ustalar da katılmaya başladı. Çünkü orada bir varlık oluştu. Bir tiyatro nüvesi oluştu ve güçlenmeye başladı. Dolayısıyla bu kentte de bir gelenek haline geldi. Bugün 28-29 sene, Devlet Tiyatrosu'nda 18 sene, 10 yıl sonra tümü giderek Antalya'daki profil için söylüyorum böyle bir şey yaptı. Ve ben liseler şenliği yapmaya başlamıştım. Onun da 18. yılı geride kaldı. Evet. 18 yıl önce liselerde de ben tiyatro çalıştırıyordum. Cezaevinde mahkumlarla da çalıştım. Bunu da söylemek biraz çok kendini anlatmak gibi oluyor ama çok önemsiyorum aslında o mahkumlarla yaptığım işi de. Hatta mahkumun birisi tahliye olmuştu. Kaç yıllarıydı? Valla o 90'lı yıllardı. Evet. Mahkumun birinin yerine ben de rol oynadım. O tahliye olunca. Hatta para basmaktan yatan Adanalı bir arkadaştı. Sonra başsavcı izlediğinde bu hangi koğuşta bu arkadaş çok yetenekli falan demiş. Bunu anı olarak hep saklarım. Liselerde baktım çalıştırıyorum. Pek çok lisede tiyatro üretiliyor ve lise arası bir tiyatro şenliğini Antalya'da gerçekleştirdik. Şu an ulusal düzeyde devam ediyor ve Türkiye'nin her yerinden CD gönderiyor liseler ve bize Batman'dan liseler, Hakkari'den liseler, Erzurum'dan liseler, İstanbul'dan liseler, Muğla'dan liseler geliyor. Antalya'dan liseler yıllardır buna katılıyor. Dolayısıyla işi siz liseler düzeyine de indirgediğinizde bir konservatuvarımız var. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tiyatro eğitimi veriyor. Evet. Bu yıl ikinci yılı. Tiyatro Antalya ölçeğinde başladığım yıllardan göre kıyas sorduğunuz için söylüyorum. Bugün bambaşka bir hale geldi. Kurumlarda tiyatro. Akdeniz Üniversitesi çalışanları tiyatro yapmaya başladılar. Bir ara sigorta hastanesinde sağlık çalışanları bir tiyatro. Onda da ben yine emeklerim oldu. Çalıştırdım 2-3 yıl. Pek çok kurumda tiyatro yapılmaya başlandı. Ve Antalya'da tiyatronun çok iyi bir mayası oldu. İnanın bu maya çok doğru giderek yayıldı kente. Ben bunu hep bir fantezi gibi, bir ütopya gibi ülke çapında düşünüyorum. Keşke pek çok mezun veriyor konservatuvarlar. Evet. Ve çoğu ya dizi beklerken işsiz ya devlet tiyatrosu sınavına
3 yılda 5 yılda bir açılan sınavda torpili aşmaya çalışarak hüzünlü şekillerde çoğu da İstanbul'da mutsuz dolaşıyorlar. Evet. Bunların Anadolu'da biraz önce bahsettiğimiz köylerde, kentlerde öğretici olarak belli bir maaşla görevlendirildiklerini düşünüyorum. Çünkü ben Anadolu'yu da gezdim turne ile. Öğretmenlerimizin Şırnak'ın köylerinde, beldelerinde görev yapmaya gittiklerini, akşam öğretmen evinde toplandıklarını gördüm. Gencecik. Hepsi görev yapıyorlar. Oraya ışık götürüyorlar. Tiyatrocular da böyle bir görev yapsaydı ülkenin bence profili değişirdi. Evet. Ama ya bunu istemedikleri için yapmıyorlar ya da bilmedikleri için yapmıyorlar. Bilmediklerini sanmıyorum ama gerisine aklım ermiyor. Ben oraya girmeyeyim. Acaba hani kentleşmekle ilgili bir şey mi? İnsanlar oraya mı gitmek istemiyorlar? Ya da oraya gidecek imkanları mı yok yeni oyuncu? Evet, devletin örgütlemesi gerektiğine inanıyorum ben. Evet. Görevlendirmesi gerektiğine. Bu konunun bir kültür politikası olarak belirlenmesi, bir eğitim politikasına dramanın, tiyatronun gücünün fark edilip katılmasını gerektiğine inanıyorum. Muhsin Ertuğrul yıllar önce ülkeyi değiştirebileceğini iddia ediyordu. Çok doğru. İstanbul'da yaptığı varlık şehir tiyatrosuyla tiyatronun gücünü biliyordu. Ama bunu siyasi otoriteye indirgediğiniz zaman ya da getirdiğiniz zaman böyle bir gücün, böyle atıl duran kaynağın ya farkında değiller ya bu şu an planlanıyor olabilir, bilemiyorum. Evet. Ama ben böyle bir hüznü hep duyarım. Öyle söyleyeyim. Şimdi siz tiyatro yaşamınızda çok engellerle de karşılaştınız. Örneğin hani siyasi engellerle de karşılaştınız değil mi? Bürokratik diyelim. Ben tabii bir yerel yönetimdeyim. İktidarlar bizde değişirler. Çalışma ekibini kendileri kurarlar. Değişirler, görev verirler. Bunun sanata da yansımaları tabii ki oldu. Peki bu nasıl aşılacak? Yani hani belediyeye ait olsa bile şehir tiyatroları. Özerk olması gerekmiyor mu? Çok gerekiyor. Ama maalesef yargının özerkliğinin bile tartıştığımız günlerde yerel yönetimlerdeki iradenin özerkliği ya da sanatın özerkliği, bunlar çok ciddi üzerinde durulması gereken konular. Ama ister istemez sanata kadar iniyor. Sanatsal bakışa, sanatsal kadroların kimliğine kadar iniyor. Bu da bize çok zaman kaybettiriyor. Çok hüzünlü bir durum bu da. Peki İstanbul'da bu baskıyı hissettiniz mi? İstanbul'da ben resmi bir görevde değilim. Özel bir tiyatro, Adım Tiyatro. Sayın Metin Karaman'ın kurduğu bir özel tiyatroda şu an iznimi kullanarak, izinli olarak burada bir provadayım. Evet. Ama şehir tiyatrolarına, İstanbul şehir tiyatrolarında bazı sancıların olabileceğini, olduğunu gibi şeyleri duyuyorum. Şehir tiyatrolarının sevgili sanat yönetmeniyle de bizim bir sohbetimiz oldu. Tabii ki sancılar oluyor. Ama bu konuda daha fazla şey söylemek için daha çok şey bilmek gerekiyor. O yüzden ben bu kadar daha öte geçemem. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bulundunuz mu? Hayır. Sadece Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda bulundum. Ama sanatçılar Türkiye'de öyle sanıldığı kadar çok sayıda değiller. Ve sancıları birbirlerinin yani genel durumları hakkında bilgi sahibidirler. Bizim Antalya, örneğin Ayşenil Şamlıoğlu İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun sanat yönetmeni, Antalya Devlet Tiyatrosu'nda önemli görevler, önemli oyunlar yapmış bir sanatçı arkadaşımız. Dolayısıyla onunla olan diyalogumuz devam ediyor. Onun orada üstün performansı devam ediyor. Reha Özcan Antalya Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllardan sonra geçen yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçmiş bir arkadaşımız. Buradan bazı arkadaşlarının oyunlarını biz sahneliyoruz. Savaş Aykılıç'ın Aşk Grevini, o da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun bir sanatçısıdır gibi biz organik olarak da duygusal olarak da birbirleriyle iç içe olan bir aileyiz. Evet. Sancılarımızı da biliriz, sevgilerimizi de biliriz, umutlarımızı da biliriz. Çoğaltmak için de yer yer güç birliği de yaparız. Dostlarla biz. Evet. Peki siz sezona nasıl hazırlanıyorsunuz? Örneğin hani işte yeni sezona, tiyatro sezonu açıldığında işte böyle ülkenin durumu nasıl, hangi oyunlar gider diyerek mi düşünüyorsunuz? Bir repertuar kurulumuz var. Evet. Bizim yönetim kurulumuzdan ve repertuar kurulunda danışma kurullarımız var. Buradan bu emeğin tecrübesi olan arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Tekstler üzerinde geniş bir süreç, yaz tatil dönemini biz bunun için ayırıyoruz. Ama toplumdan tiyatrosu, toplumunun kendi gerçeğinden uzak olmasını doğru bulmayan bir tiyatroyuz biz sanat anlayışı olarak.
kendi gerçeğine yaslanmalı diyoruz tiyatrosu. Çağının gerçeğinden haberdar olmalı diyoruz. Devlet tiyatrosu biraz daha bu kaygıların dışında repertuar seçiyor Antalya'da. Biz bunu bildiğimiz için biz yerel yönetim olarak biraz daha halka daha yakın, biraz daha onun güncel sorunlarına işaret eden oyunlar seçmeyi önemsiyoruz. Örneğin şu an Tersine Dünya'nın provaları bizim belediye tiyatrosunda devam ediyor. Orhan Kemal'in yıllar önce yazdığı bir düş. Toplumsal rolleri değişiyor. Kadınlar erkeklerin rolünde, erkekler kadınların rolündeler. Örneğin bakkaldan alışverişe gelen bir erkeğe tacizi kadın ve oradakiler yapıyor. Gözle taciz, sözle taciz. Yani bu ve gene toplumsal kadına uygulanan şiddeti işaret eden, bunu temelde konu alan erkeklere buyurun bakalım roller böyle değiştiğinde nasıl görünüyor diye seyirciye giderken sorgulatan bir kara komedi bana göre. Müzikli, danslı, çok teferruatlı, Muratçı'dan kadınların sahneye koyuyor. Kadınların da çok hoşuna giden bir oyundur eminiz ki. Evet, çünkü kadın al bakalım. Tacizde bulunan da kadın, kocasını döven de kadın, istemediği halde onunla gece zorla onu ilişkiye zorlayan da kadın, ağlayan, kocasını ya karısını bekleyen evde çocuğuna bakan erkek. Toplumsal roller böyle bir oyun oynuyoruz. Bu müzikli, danslı, çok ciddi bir proje. Şu anda o ayın 15'inde premier yapacak Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda. Gene işte bakın bu bir örnekti. Daha önceki Vatan Kurtaran Şaban. Toplumsal olarak kültürdeki heykellerimizin bile tekbir getirerek yıkıldığı bir ülkede kültürdeki yaşadığımız gerçekliği anlatan, 43 yıldır hiçbir şeyin değişmediğini anlatan bir oyun. Aşk Grevi gene aynı şekilde savaş, barış temalı bir sorgulama yapan bir oyun. Fehim Paşa Konağı var. İstibdat döneminin 1908'lerle bugünün paralelliklerini kuran jurnalin, İnsanların hürriyetlerin kısıtlandığı, insanların doğru bildiklerini hürriyet demek için birbirlerinin kulağına fısıldayabildikleri günleri oynuyoruz biz. Kısacası toplumsal gerçekliğimize dayandığımızı düşünüyoruz. Bunu da eğlenceli bir dille yapıyoruz ama tiyatronun olmazsa olmazıyla yapıyoruz. Tiyatronun tavrıyla yapıyorsunuz. Evet. Çünkü tiyatroda olmazsa olmaz seyircinin eğlenmesi. Eğlenmekten sadece çok gülmek değil, hüzünlenmek de. İyi ki geldim demek. Sıra dışı duygularla heyecanlanmayı kastediyoruz tabii ki. Ve bunu başaramadığınızda zaten o oyunlarda seyircisi hızla düşen ve kaldırılan oyunlardır. Biz ne mutlu ki Aşk Grevi'ni 10 yılın üzerinde oynuyoruz. Vatan Kurtaran Şaban'ın 3. sezonundayız. Fehim Paşa Konağı'nın sahneye geçen yıl koyduk. Bu yıl devamındayız. Tüm oyunlarımız ki umarım Tersine Dünya'da öyle olacak. Hemen tüketilmeyen, seyircinin birden fazla kere izlemekten mutlu olduğu oyundur bizim için başarılı olan. Ne mutlu ki bunu başaran bir tiyatroyuz biz. Peki sizce tiyatro nerede olmalı? Yani sizin tiyatrodaki hedefleriniz nelerdir? Hani bunları 30 yıldır yapıyorsunuz ve evet, her tarafa da tiyatroyu götürdünüz. Ama sizin hayal ettiğiniz nedir tiyatro için? Biraz açar mısınız? Tiyatronun geldiği sanatsal başarı noktasını mı söylüyorsunuz? Sanatsal başarı noktası, o insanların izlemesi. Evet, bu başarıyı şöyle söyleyeyim. Ben size bir Tarkan konserine gösterilen ilgi kadar ya da Cem Yılmaz'ı izlemeye gelecek kadar tiyatrolara ilginin çoğaldığı günleri doğru örnekleriyle çoğaldığı sayısının ve tiyatroya gösterilen önemin biraz önce söyledim, mutlaka hak ettiği kadar çoğaldığı günlerdir benim ütopyam. Evet. Çünkü her belediyenin mutlaka bir tiyatro kurumsallaştırması gerektiğini, bunun çok zor işler olmadığını, yeterince sayıda mezun veren konservatuvarlar olduğu gerçeğinin farkına varıldığı, bizim köyde nasıl yapıyorsak, beldelerde bırakın onu, her kentte tiyatroların, en azından devlet tiyatrosunun tüm illerimizde var olduğu, yerel yönetimlerin de tiyatroya çok önem verdiği, sanatçıların boşta gezeninin olmadığı ve halkına tepeden bakmayan üretimler içinde olduğu ve sanatçısının mutlaka yaşayacak kadar da bir buradan gelir elde ettiği. Çünkü doğru bir paylaşımda bence çok şey beklemiyor sanatçı. Evet. Çok büyük paralar beklemiyor. O yüzden figüranlık için ya da üç diyaloglu rol için İstanbul'da bir dizi bekliyor. Setlerde
hüzünlü bir şekilde İstanbul gerçeğini yaşıyor. Bunların olmadığı günler diye söyleyebilirim size. Evet, çok güzel söylediniz gerçekten. Şimdi sizin Tayfun Talipoğlu'yla yaptığınız, evet, onun sizinle yaptığı bir röportaj vardı. Ve siz o kadar mükemmel oynadınız ki bunu. Kimse inanmadı gerçekten. Evet. Bir izleyelim, üzerine konuşalım sonra tekrar. Kitabınızı getirdiniz. Kaçıncı defa getirdiniz ve nasıl durum? Kaç sefer getirdim? Üç sefer getiriyorum. Bu üçüncü oluyor. Daha kaç sefer getireceğim bilmiyorum. Bunu açıkça burada ifade eden. Geliyorum. Ben karayollarına gidiyordum. Allah seni inandırsın. Bir kere geliyordum. Ulan veriyorduk parayı. Neyse işimiz bitiyordu. Gidiyorduk. Şimdi üç sefer geldim. Daha kaç sefer geleceğim? Allah bilir. Gari ben caydım diyebilirim Sayın Tayfun Bey. Sizin sağlığınız için gerekli. Avrupa Birliği standartları var çünkü. Ben bu Avrupa Birliği diyorsun. Ben kendim muayen olamıyorum. Arabanın arka koltuğunda şeyine bile bakıyorlar. Neymiş? Ulan senin telefon mu? Heh. Alo. Hindi arama. Hindi ben röportajdayım. Muayene daha bitmedi. Ne zaman bitecek? Allah bilir. Hindi kapat. Ben seni sonra arayacağım. Hindi, kusura bakma. Hindi garı arıyorum. Hindi ben buraya geliyorum. Avrupa Birliği diyorsun. Ulan bu yollar sanki Avrupa Birliği mi? Benim geliyorum, neymiş arka koltukta emniyet kemeri diyor. Ulan benim ön tarafta emniyet kemeri. Kim takıyor? Bana bir söyle. Sen takan kaç tane insan var? Geliyorum, yine asabım bozuluyor. Burada kendi paramızla rezil oluyoruz. Geldim oraya, ulan ne yiyecek bir lokma bir şey buluyorum. Sabahtan beri kaç sefer geliyorum. Yağmur yağıyor söz temsil. Oraya gitti, burada gitme diyorlar. Orada dur, oraya gidiyor, orada durma, oraya git. Araba orada bir maskara oluyor. Ben kendim kaç gündür işten kayıttan oldum ben. Şimdi asabım bozuldu. Neymiş Avrupa Birliği? İstemiyorum ben böyle Avrupa Birliği olacaksa. Ne güzel karayollarında biz bunu yaptırıyorduk. O zaman ne oluyordu? O zaman ne oluyordu? Hiçbir şey olmuyordu. Şimdi kusura bakma, acık sinirlendim. Ben böyle Avrupa Birliği istemiyorum. Neymiş? Senin iyiliğin için. Ulan benim iyiliğim. Araba işte gidiyorum. Ben bunu kaç senedir kullanıyorum. Çocuk biniyoruz. Her yere gidiyoruz. Müthiş gerçekten. Bu doğaçlama tamamen. Evet, tamamen. Nasıl karar verdiniz? Şimdi bu araç muayeneleri özelleşmiş. Dolayısıyla evet, da tabii çok titizlenmeye başlamış bu kurum. Halkta büyük bir tepki oluşmuş. Evet. Yani biz eskiden karayollarında hani bu kadar sorgulanmıyorduk diye. Bu kurum da Tayfun Talipoğlu'ndan demiş ki böyle spot bu konuyu işleyen şeyler, VTR'ler çekelim. Bunu evet, eğitim için kullanalım. O da bir oyuncu olarak, bizim dostluğumuz çok eskidir. Benden böyle bir şey rica etti. Ben aracını hiç muayeneye götürmüş biri olmadığım için bilmiyordum. Antalya'da bir muayene istasyonuna gittik. Oradaki vatandaşları çağırdım ben konuyu öğreneyim diye. Dertlerini sordum. Buradakilere yakın bir şeyler söylediler bana. Evet. Yani kimisi yiyecek bir yer bulamadığını, kimisi işte yollar bozukken bizim arabalara çok üçüncü kere geldiğini bilmem ne. Bu dertleri anlattılar. Havada biraz böyle puslu bir gün. Tabii bizde dedim ya, geleneksel Türk tiyatrosunun tülühat dediğimiz doğaçlama evet, yeteneği var. Halktan tipler de cebimizde çok var. Yani bu gibi benzeri. Ondan sonra birisinden bir mont istedim. Dedim ki birisine de benim telefonu çaldır, numaramı verdim. Yani evden evet, arıyorlarmış gibi. Fakat ben sesi yüksek olsun ki kameraya geçsin diye ses rengini değiştirmişim bilmeden. Bir baktım telefon sesi geliyor ama benim telefon değil. Evet. Yani orada da senin telefon mu o sorusu. Hepsi bunun kendiliğinden gelişti. Biz kayda girdik hiçbir şey çalışmadan. Sonra bittiğinde evet, Tayfun Bey dedi ki sen bir manyaksın dedi. Ondan sonra biz kalktık gittik. Ama aradan 2,5-3 sene geçti. Unuttuk, ben bunu izlemedim de. Evet. Sonra bir gün dediler ki ya bizi çok güldürdün. Telefonlar geliyor böyle. Birisi kim verdiyse işte bu internetteki bu sosyal paylaşım sitelerine düşmüş. Evet. Sonra ben herkesten sonra haberim oldu. Böyle ben de izledim. Ve bir de inanmadı insanlar değil mi? Hani gerçek evet, oyuncu mu yoksa? Hiç, hala öyle. Yani bunu amca diye yazanlar var. Yani işte adam haklı falan diye. Oyuncu evet, olduğumu düşünmüyorlar. Bu benim için çok onur verici. Niye söylüyorum? Biz yaşamdaki gerçekliği aramadayız. Çünkü rol kesiyoruz her şeye rağmen. Biz rol yapmamaya, o olmaya çalışan bir mesleği yapıyoruz. Bunun için pek çok arkadaşımız sarhoş deyince ilk akla geleni, deli deyince, işte köylü deyince, Mehmet emmi filan, ben bunu çok söylerim. Öyle değil mi, Mehmet emmi diyen oyunculardan ibaretiz. Ben bunlara irite olurum. Tüylerim diken diken olur. Dizilerde görüyorum, Ege şivesi. Örneğin bu Kaş yöresinin bir şivesidir. Bakın ne kadar ayrıntı.
Onun için gerçek sanılıyor. Ama rol kesmeye kalktığınızda işte o yüzden seyirci sevmiyor ya. Bu nedenle bu iyi bir örnek bence. Peki aslında biraz da tiyatronun gücünü de gösteriyor. Çünkü çok. Belki hani eylem yapsalardı bu kadar ses getirmeyecekti. Kesinlikle bakın işte seyirci kendinden bir şey bulduğu zaman da çok güler ve sahip çıkar. Evet. Şimdi bu adamı Tayfun Bey devamında yaşanan güncel sorunlarla ilgili bir muhalif bir kimlik olarak devam edelim istiyor. Bazı yani bu adam örneğin çok sevildi, çok tanındı. Benim hüzünlendiğim şey... Bu ve benzeri çok farklı tonla insan var bizim cebimizde. Ve hayatın içinde diyelim ben otobüslere biniyorum halkın içindeyiz. Bir gün yani o kadar çok ki bir tane adam böyle tutturdu. Kendi kendine konuşuyor bir tane adam. Evet. Şimdi öndeki çocuğa takmış. Yazık diyor. İnsanlık kalmamış. Sus bakayım diyor. Böyle bir şey var. Beni gördü. Yani bir telsiz vardı o zaman Fenişlerinde makine şefiyim. Hı hı. Ne iş yapıyorsun memur abim diye bana taktı. Şimdi oradaki taksiye taktı. Dedi ki. Yazık dedi. Toplu taşıt aracı bekliyor, yol vermiyor. Yazık insanlık kalmamış abim diyor. Bu öyle bir zengin adamdı ki ben onun yanına hemen gittim. Çünkü benim işim bu. Kaynak. İşte benim anacığım insandı. Teyzem öyle değil. Topluyu almadığın çürüğünü, çarığını komşuya dağıtıyor. Yazık falan diyor. Benim oğlum diyor bu otelde düğün yapacak abim diyor. Çok kazanıyor baba diye. Ama kızın anası çok görgüsüz diyor. Koltuk bakmaya gittiler Ankara'ya. Deri koltuk beğenmiş. Bir romaş çizsin diyor. Evet. Şimdi bu... Herhangi bir rol oynarken siz hayatın içinden, cebinizden malzemeleri gidip yakınını oynadığınız zaman o gerçekliktir. Sinemada da oynasanız, tiyatroda da oynasanız, oyuncuysanız eğer yaşama ayna tutacaksınız. Kendi bilincinizle yorumlayarak ama. Evet. Yani bu böyle anlatılır ama hangi sanatçıda bu eğitimi ya da bu gerekliliği yaşıyoruz? Bu da bizim kendi iç meselemiz. Biz bunu ne kadar çok yaparsak o kadar. Bizim kadınlarımız niye sevildi? Çünkü onlar kendi yaşamlarından damıttılar oraya. İnanılmaz bir mucizenin adıdır. Antalya'daki Kadınlar Tiyatro ile Buluşuyor kadrosu bir mucizedir. Evet. Anadolu'nun değişik yerlerinden Türkçeyi bile yani Kürtçe temelli öğrenenlerimiz var içerisinde. Ama biz o renkleri malzeme olarak kullandık. Bugün bir tanesi pilates yapıyor. Yani kocası... 8 çocuk doğurdun hepsi kız diyor. Oğlan için sana diyor internetten diyor başka karı buldum onu getireceğim. Geldiği zaman karısı da koymuş. Ebru nereden öğrendin diyor Ebru Şarla'dan diyor. Pilates yapan öyle başı bağlı bir doğu kadını. Biz bunun hüznünü hem trajikomik halini veriyoruz. Evet. Kültürel olarak da kaynaştık gittik televizyonlar nedeniyle. Ola üstüme gelme baba vallahi evden kaçarım diyor. Her tarafında küpeler müpeler punkçı. Evet. Yeri geldiğinde biz kültürel olarak da çok zengin bir karmaşa içine düştük. İşte komedi ya mizahın konusu değil midir en azından bunlar? Evet, gerçekten öyle. Yani o kadar çok zengin bir topraktayız ki hani Aziz Nesin'e dedikleri gibi siz bu toplumu gördükten sonra yani onun hayranları bu demişti gayet normal. Hep bu anlatılır. Ben bunların peşine düşmeyen, halka karışmayan ya da bir dizide görünüp hemen kendisini işte İstanbul'un malum barlarından dışarı çıkmayıp ikinci diziden sonra kaybolanların için de örnekliyorum. Hani bildik popüler tarafları, fotoğrafları budur. Tiyatrocu arkadaşlarım için de. Bana rol yazılmasın ben bir tane dizide oynayayım düşüncesiyle bunalım gezen arkadaşlarım da var. Bizim kendi işimizde de sorunumuz çok. Evet. Hani halkla olmak, kaynakta olmak bunun için söyledim bunu. Peki dizilerden bahsetmişken dizileri nasıl buluyorsunuz? Hmm. Hani tiyatrocuların yani. Pek tercihi değil aslında diziler. Yok öyle biraz dediklerine daha... bakmayın. Bunu hani da söyleyeyim. Bu da bir öz eleştiri olsun. Pek çok oyuncu tukaka diyor dizilere. Oysa ben bu tukaka diyenlerin yıllar sonra bir rol verildiğinde nasıl koşarak gittiğini, orada tutunacağını bilse. Çünkü hem ekonomik olarak hem tanınma adına. Yıllarca... Şener abiye dedim ki Şener Kökkaya'ya sinema filmlerinden tanırlar. Çok başarılı. Şu an bir boru reklamında. Evet. Havaalanından indim dedim ki Şener abi yıllarca sen tiyatro yap tanınma. Şimdi elinde bir boruyla tanısınlar seni diye espri yaptım. Ekran böyle bir şey. Pek çok oyuncu iyi bir projede, iyi bir rolde ve iyi bir parayla niye oynamasın? Sanatçı iyi şeylere layık. Evet. Bunu bazıları hani ulaşamadığı ciğere demek istemiyorum ama... Tukaka denmesini de çok gerçekçi bulmadığımı söylemek istiyorum burada. Evet. Ama onun da iyisi var. Onun da her şey gibi kötüsü var.
Tabii ki 90 dakika gibi çalışma şartlarının insani olmadığı gerçeği hepimizce malum. Ama başarılı örnekleri birbirine çok benzediğini düşünüyorum dizilerin, buraya üzülüyorum. Evet. Ve de hep belirli bir sınıfsal kökendeki insanların öykülerini anlattığını düşünüyorum. Halkımızın kendisinin dertlerine daha çok ayna tutabileceğini, bunun es geçildiğini ve bizim halkımızın kendi gerçeğini unutup o düş dünyasında zenginlerin başka bir sınıfın dertlerine üzüldüğü gerçeğini çok çelişkiyle görüyorum. Böyle bir sorun. Biz yönetmenlerle konuştuk sizin dikkat çektiğiniz noktaya. Ama onlar da şöyle bir şey söylüyorlar. Hani izleyici kendi sorununu izlemek istemiyor televizyon ekranında diyorlar. Evet. Böyle bir çelişki de var. Evet, yani hani daha işte lüks bir yaşam, daha farklı. Hani daha çok zenginlerin dertleri, kederleri onları daha çok ilgilendiriyor. Kendi sorunlarını izlemek istemiyor, onu görmek istemiyor ekranda. Onun için biz de bu tarz diziler yapıyoruz diyorlar. Öyle olmasaydı bu kadar reyting almazdı galiba. Onlar da haklı ama galiba şöyle, onlar hayal, tabii sinema bir düş dünyası. O dünyanın içine sığınıp kendi gerçeğini unutmak için dalıyor galiba insan. Bir süre unutmak istiyor. Çünkü somut gerçeğini unutmak için dalmak istiyor ama hepsinin de böyle olmasını, birazcık da bu uyduruk ve pompalanmış birbirine çok benzeyen biçimde olmasa da, diyelim ki bir aşk öyküsünün içerisine dalıp gidebilirsiniz. İnsanca olan, illa bunun sınıfsal kökenine belki girmezsiniz. İnsanca olanın her sınıftan olabilir. Ama bizde çok birbirine benzeyen, evet, ve aynı yüzlerin senelerce bir benzerinde başka bir rolde, bir benzerinde bir başka rolde sunulması galiba işin çok birazcık piyasa demeyeyim ama çok reyting ya da para kaygıyla yapıldığını düşündürüyor bana. Biraz daha bu konuda daha seçici davranmak, biraz daha üretken olmak hep özlediğimiz şey. Gerçekten öyle. Peki şimdi az önce size sordum, hani sizin düşlediğiniz tiyatro nedir diye. Evet. Siz de hani Anadolu'nun her köşesinde tiyatronun olması gerektiğini, evet, gerektiğini söylediniz. Şimdi siz bunu Antalya'da başardınız. Peki diğer yerlerde de, örneğin Sivas'ta da bu başarılabilir mi? Niye başarılmasın? O kadar başarılır ki. Ben işte Adım Tiyatro ile Anadolu'da bu birazcık belediyede görevden uzaklaştırıldığım dönemde izinlerimi kullandım. Turnelere katıldım konuk oyuncu olarak. İyi ki de katılmışım. Anadolu gerçeğini öyle uzaktan şiiri olmuyor onun. Hakkari'den tutun işte Çemişkezek, neresini isterseniz o daracık ve farklı salonlarda küçüklü büyüklü roller oynadım. Örneğin Kiğ diye bir yer var. İşte bu Kiğlı mağazasından tanır insanlar. O Kiğ oradan geliyor. O Kiğlı bir insan o. İş adamı. Kiğ'da oranın halkı çok zeki insanlar. Kendi gerçeklerinden oyunlar yazmışlardı ve sahnede oyun oynuyorlardı. O kadar eğlenceliydi ki. Şimdi onlarla hala telefonda görüşürüm. Bir başka kente gidiyordum. Bingöl'ün herhangi bir yerinde, diyelim yedi göller. Yedi su. Yedi suda. Gençler kendi arasında benzer bir şeyler yapmışlardı. O kadar çok ve yetenekler var ki. Öyle güzel türküleriyle bezemişler, öyle güzel şeyler yapıyorlardı ki. Pek çok yerde tiyatro yapanlar hemen bizi bulup geliyordu. Ovacık'ta diyelim ki, Tunceli'de, Ovacık'ta ya da benzerinde ilgili çocuklar, hemen gençler geliyordu. O zaman şunu gördüm. Sadece daha doğru bir rehbere, biraz daha olanağa ihtiyaç var. Yoksa Anadolu'nun o parçalarında vakit de bol. Yaşanmışlık da çok, gerçeklik ta kendisi. Hep hüzünlenmişimdir. Pek çoğuyla keşke oralarda vaktim olsa, kendi köyüm gibi çalıştırsam diye bazılarına tekst gönderiyorum. Evet. Öyle gençler gördüm lisede örneğin. Bir oyun oynanmış Çanakkale ile ilgili. Çok etkilemiş. Öğretmenler getirip bize tanıştırdılar. Bir bölümünü oynamasını rica ettim. O küçücük sahnede bir oynadı. Ben kendimi zor tuttum. O çocuğu eğitin, getirin konservatuvarlara. Türkiye'de isim yapar. Bunlardan sayısız çoklukta var. Müzik dalında da sesi eğitilirse çok var. Oyuncu da çok yetişir. Orada bomboş duran, boşa giden bir israf, bir kaynak Anadolu bana göre. Evet. Burada da iş Kültür Bakanlığı'na, yerel yönetimlere ve oyunculara mı düşüyor? Ülkenin kültür politikası ile ilgili. Evet. Bu gerçeğin kültüre verilen bütçedeki yerden bakın. Sonra uygulamalara bakın. Kültüre, sanata nasıl yaklaşıldığına bakın yıllardan beri.
Ben herhangi A kişisi, B kişisi demiyorum. Eğer niyet, bir de Mustafa Kemal'in Cumhuriyet sonrası aydınlanma hareketine başlayın. Onun ölümüyle karşı devrimin başladığını yılları saymıyorum. Ölümüne kadar hızla başlattığı halk evlerini, köy ensülerini, köydeki çocuğun bile elinde edebiyatta dünya klasiklerini torbasından gezdirdiği, ayağında pabucu yokken sırtındaki bez çantasında Rus klasiklerini okuduğu hareketi başlatın. Bunun halk evlerinden çoğaldığını düşünün. Pek çok sanatçı halk evlerindendir. Niye hemen sömürücüler pat diye önce bunların önüne kestiler? Niye hemen bunlara başka damgalar vurup yok ettiler? İşte bugünkü model için. O zaman sizi istedikleri gibi rolde kullanırlar. Yeni dünya haritasında da kullanırlar. Orta Doğu'daki yeni fotoğrafta da kullanırlar. Ama o zaman kullanamazlar. Çünkü onlar kaderlerinin kendilerinin tayin edeceğini, hiç kimsenin karşılıksız size bir şey vermeyeceğini, onurlu ülke olmanın, onurlu birey olmanın ne olduğunu bilirlerdi. Çünkü sanat bunu söyler insana. Evet. Sanatın İşte bu nedenle sanata galiba hiç kimse korktuğu için bu bizim ütopya gibi gördüğümüz şeyleri yapmıyor. Ve o kaynak boşa akan su gibi Anadolu'da hüzünle devam ediyor türkü. Şöyle bir örnek, Batman'dan gelen bir kız, Batman Petrol Lisesi'nden bir kız, kendileri yazmışlardı. Kadına uygulanan orada intiharlarla ilgili bir öyküydü. Çok idealist bir öğretmenleri. Bir tane kızcağızımız öyle dövülen kendi yöresel şivesiyle oynadı. Dedi ki anam babam zaten bu oyundaki gibi beni hemen evlendirir, bir daha buraya göndermez ki abi dedi. Evet. Ben geldim buna dua ediyorum ben dedi. Sarıldı hepimize, tek tek sarıldı. Sanki bu dünyadan başka bir dünyaya geri gidiyor gibiydi. Onun gerçeği oydu. Düşünsenize o kızın tiyatro eğitimi gördüğünü, evet, sanat yaptığını düşünsenize. O örnekteki gibi. Bu biraz uç örnekler belki. Belki bazı gelişmeler vardır. Ben de çok fazla böyle acite konuşmuş gibi olmuyor. Mahkem kesmiş gibi hiç olmak istemiyorum. Ama ben oraları gezdiğim için söylüyorum bu örnekleri. Evet. Siz çok alçak gönüllüsünüz ama biz biliyoruz gerçekten Türk tiyatrosu için neler yaptığınızı, kamuoyu da çok iyi biliyor. Müfit Kayacan, biz çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Biz de sizden çok çok şey öğrendik. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Eğer haddimi aşmışsam, ahkam kesmişsem, boyumdan büyük büyük konuşmuşsam, ben bunu hiç sevmeden yapmışsam, heyecanlanıp birazcık gerçeklere tersse, izleyicilerimiz beni bağışlasınlar. Sürçülisan ettikse affola. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Kent ve Sanat kısa bir aradan sonra devam edecek. O pimpirikli kadın artık çok rahat. 7 etkili Activex antibakteriyel sabunla artık içim çok rahat. Activex antibakteriyel sabun 7 etkili formülüyle bakterilerin %99.9'unu öldürür. 7 etkili Activex'le bakterilere karşı tam koruma. Activex kullanan annelerin %99'u Activex'i öneriyor. Remetta'dan 222 parça çeyiz seti size özel fiyatıyla 1690 değil, 1390 değil, sadece 1190 lira. 6-9 Ekim 2011 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Sebit Bilişim Eurasia Bilişim Fuarı ve Sinerji Zirvesi'ni kaçırmayın. En son teknolojiyle üretilen Horkes'le horlamaya son. Mucize magnetik terapi cihazı olan Horkes, burun bölgesine takıldıktan kısa bir süre sonra nefes yolunu açarak nefesin kolay geçişini sağlar. İlk kullanımdan itibaren olumlu sonuç alınır. Ağır horlamaları hafifletip horlamayı tamamen ortadan kaldırır. Horlama önleyici aparat olan Horkes'e sadece 89 TL'ye sahip olabilirsiniz. 444-2473 444-2473 www.cemshop.com. ...96.4 Cem Radyo.
Erol Mütercimlerin hazırlayıp sunduğu Aynanın Arkası ve Komplo Teorileri programına bu hafta deneyimli televizyon programcısı ve gazeteci Balçiçek İlter konuk oluyor. Türk medyasının analiz ve değerlendirmesi, Türk medyasının içinde bulunduğu durum, neden yandaş ve karşıt medya olgusu ve medya-siyaset ilişkisi Aynanın Arkası ve Komplo Teorilerinde yanıt buluyor. Aynanın Arkası ve Komplo Teorileri bu akşam saat 21.30'da Cem TV'de. Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler'in hazırlayıp sunduğu Onlar Farkında programı, günümüz iş dünyasında başarıyı hedefleyen her şirket, kurumsal sosyal sorumluluk konusuna gereken duyarlılığı göstermek durumundadır gerçeğini masaya yatırıp çözüm önerilerini ekranlara getiriyor. Onlar Farkında programı yarın saat 20'de Cem TV'de. Kan, kaynağı yalnızca insan olan bir maddedir. Her bir kan bağışımızla 3 yaşam umut bulmaktadır. Ülkemiz gönüllü ve düzenli kan bağışlarınızı bekliyor. Unutmayınız ki kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Kent ve Sanat devam ediyor sevgili izleyiciler. Yine oyuncu bir konuğumuz var. Ama o daha genç kuşaktan bir oyuncu konuğumuz. Ve sadece oyuncu da değil, aynı zamanda kültür sanat yazarı da diyebiliriz. Eraslan Sağlam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Tiyatro eğitmeni bu arada. Evet. Hoş geldiniz. Şimdi Müfit Hoca ile konuştuklarımızı dinlemişsiniz. Dinledim biraz. Evet, evet, o tespitlerini koydu. Hani yerel yönetimler, kültür politikası olması gerekiyor dedi tiyatro için. Siz de yazdığınız için hemen size sormak istiyorum. Gerçekten böyle midir? Şimdi ben biraz meseleye tersinden bakıyorum. Evet. Şöyle tersinden bakıyorum. Ben daha çok kültür politikaları, evet Müfit Bey'in dediği pek çok şeye katılıyorum ama kültür politikalarından öte biraz sanatçıların kendi kültür politikalarından, sanatçıların oluşturacağı kültür politikalarından, sanatçıların kültüre bakışlarından ve vizyonlarındaki genişlikten yanayım. Yani öncelikli olarak sanatçı ne sözü söyleyeceğini bilmeli, buna karar vermeli. Yani bir meselesi ve bir derdi olmalı. Bir meselesi ve bir derdi olduğu için, bir sözü kuvvetle söylemek ihtiyacı olduğu için sahneye çıkıp onu söylemeli. Sanatçı bunu yaptıktan sonra zaten bu aşağı doğru gelişen bir hareket olacaktır. Seyirci de bu noktaya geldiğinde zaten devlet de bu kültürel yönelime kayıtsız kalamaz. Devlet de zaten buna uygun bir kültür politikası üretmek zorunda kalacaktır. Asıl iş sanatçılarda diyorsunuz. Biraz öyleymiş gibi geliyor bana. Yani Müfit Bey'e ütopyasını sordunuz. Benim ütopyam da şudur. Lütfen meslektaşlarım alınmasın, hiç kimseye yönelik değildir bu söylediğim ama benim ütopyam daha çok okuyan, daha çok yazan, daha çok sokağa çıkan, daha çok aktivist hareketin içerisinde yer alan sanatçılardır benim ütopyamda. Evet. Peki öyle değil mi sizce şu anda? Kafi miktarda değil. Bunun nedeni de tabii ki sistemden bağımsız olarak düşünülemez. Yani Türkiye'deki sanatçıların içinde bulunduğu durum, koşullar, hepsinin taşıdığı gelecek kaygısı, pek çok sanatçı arkadaşım sigortası yani sağlık güvencesi bile olmadan çalışıyor. Evet. Dolayısıyla aynı şekilde pek çok arkadaşım mecburiyetten ötürüdür ki bazen tiyatroyu bırakmak zorunda kalıyor. Tiyatro yaptığı anlarda seslendirmeye gitmek zorunda kalıyor. Aynı anda dizi yapmak zorunda kalıyor. Ya da dizi yapmak için tiyatrodan vazgeçmek zorunda kalıyor. Bu koşullarda tabii ki onlardan daha çok yazmak, daha çok okumak ve aktivist hareketlerde bulunmayı istememiz ne kadar doğru olur bilemiyorum. Ama koşulları daha ferah olan, bunu yapabilecek olan sanatçı dostlarımız ve arkadaşlarımız var. Onlar bir miktar daha sokağa çıkabilirler, bir miktar daha aktivist hareketlerin içerisinde yer alabilirler. Çünkü dünyanın da gidişatına baktığımızda dünyada pek çok önemli sanatçı bu aktivist hareketin içinde yer alıyor. Çünkü bu sorumluluğu hissederek yaşıyor. Yani neye karşı aktivist harekette bulunacağız? Bir kere genel adaletsizliğe karşı sanatçılar aktivist hareketin içinde bulunmaları gerekiyor. Aynı şekilde bir demokrasi mücadelesinin içerisinde aktif olarak yer almaları gerekiyor. Yani adaletsizlik dediğimizde her şeye karşı adaletsiz. Yani gelir adaletsizliğinden tutun iklim değişikliği, iklim kriziyle ortaya çıkan
adaletsizliğe kadar sanatçıları bekleyen bütün bence aktivist hareketlerin içerisinde yer almaktır. Evet. Sanatçı öncelikle kendi tavrını koymalı ve ne mutlaka, istediğini bilmeli diyorsunuz. Mutlaka bir sözü olmalı. Bir sözü olduğu için ben bu sözü paylaşmazsam çatlarım demeli ve o nedenden ötürü zaten sanat yapıyor hale geldi. O zaman ben hemen sizin sorunuza, ben de aynı soruyu size sorayım. Buyurun. Sizin sözünüz nedir tiyatroda? Benim sözüm ne kadar becerebiliyorum bilmiyorum. Ama derdim gerçek demokrasi. Yani gerçek demokrasi kavramıyla izleyenleri de, okuyucuları da, radyo dinleyenleri de buluşturmak ve bir araya getirmek. Çünkü demokrasi o kadar olağanüstü bir kavram ki zaten tam da sanatla ifade edilebilecek, kültür dünyasında ifade edilebilecek bir kavram. Ve demokrasi çağrısında bulunurken yaptığımız işlerde ve söylediğimiz sözlerde bu demokrasinin şartsız, koşulsuz bir demokrasi olması gerektiği, bir kesimin sağ tandans ya da sol tandans, bir kesimin tekelinde olan bir demokrasi kavramı değil, herkese demokrasi kavramından bahsedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Becerebilirsem ben de yaptığım işlerde bunu söylemeye özen göstereceğim, gösteriyorum da. Peki son yıllarda biraz daha mı sanattan korkulduğunu düşünüyorsunuz? Sanattan korkulduğunu düşünmüyorum. Tam hani, tersini hani düşünüyorum. Daha çok otosansür ve sansür. Sansür var. Ama bu ülke 12 Eylül 1980 darbesini yaşadı. Evet. Bu ülkede yasaklamalar, kitap yakılmaları, yıkılmalar çok fazla göbeğimizdeydi. 12 Eylül 1980'den bugüne gelip baktığımızda evet bir sansürden söz etmek neredeyse mümkün değil. Evet sansürlenen şeyler var. Şu anda henüz çok yeni bir kitap, Ölüm Pornosu diye bir kitap sansürlendi mesela. 3 yılla yargılanıyor. Evet 3 yılla yargılanıyor. Sadece. Ki burada yapılan hiçbir şey yok. Kitabı bu insanlar yazmamış, çevirmişler, yayıncı da yayınlamış. Bu kadar basit bir mesele aslında. Elbette ki sansür var. Fakat sansürden daha önemli bir mesele var ki artık resmi ideolojinin size sansürde bulunmasına gerek yok. Çünkü öyle bir otosansür noktasına bizi getirdi ki evet, biz kendi kendimize yasaklıyoruz zaten. Aslında. Resmi ideolojinin bu sansürü yapmasına gerek kalmıyor zaten. Evet. Bu oyuncular için de, televizyonlar için de aslında yani kültür sanatla ilgilenen veya medyada yani olan herkes bir oyun için yönetiyorsanız orada bir laf geçiyorsa ya bu lafı da söylemesek yahu diye bir tutuma girdiğiniz anda siz zaten sansürü başlatmışsınızdır. Evet. O zaman hani bunların çözümü için başlı başına artık hani oyuncuların, herkesin, hem oyuncuların hem de izleyicilerin bir çaba göstermesi gerekiyor. Okur yazar olmak gerekiyor. Evet. Siz öyle değerlendiriyorsunuz. Evet. Peki siz öğrencilerinize ilk söylediğiniz hani okur yazar olması gerektiği midir? Hayır, öğretirken. Bununla başlamıyorum. Bu daha ikinci, üçüncü aşamada. Bunu gerçek olarak oyuncular için mi söylüyorsunuz? Evet, öğrencilerime de söylüyorum. Evet. Fakat öğrencilerime ilk derste söylediğim şey, onlarla zaten kalp kalbe bir ilişkiye girmek, öğrenci-hoca ilişkisi değil. Ama ardından hemen şu, yani bu kapıyı kapattığımız anda burası mahrem bir yerdir. Lütfen burada ruhlarınızı açın. Bunun için de lütfen son derece büyük bir hoşgörüye sahip olun ve birbirinize karşı ön yargısız olun. Çünkü burada herkes açık olduğunda ders içerisinde birinin yapacağı kaba, nadan bir şey bir başkasını çok fazla örseleyebilir. O yüzden burada da yine demokrasi kavramıyla karşılaşıyoruz. Lütfen önce gerçek demokratik ilişki biçimini burada kuralım diyorum. Evet. Peki şimdi konservatuar eğitimi var. Evet. Siz de başka bir bölümden konservatuar eğitimine geçtiniz. Şu anda da hani sizin atölyenize gelenler evet, konservatuar için mi hazırlanıyorlar yoksa oyuncu olmak için mi hazırlanıyorlar? Çok çeşitliler. Konservatuara hazırlananlar var. Oyuncu olmak isteyenler var. Hiç bu meseleyle derdi olmayan, sadece dramanın ki ben öyle düşünüyorum, evet, rehabilite edici özelliğinden ötürü hayatını bir miktar rahatlatmak, hayatındaki ilişkilerini, sosyal ilişkilerini bir gıdım daha rahatlatmak için derse giren öğrenciler de var. Tiyatronun da böyle bir gücü var değil mi? %100. Yani özgüvenini sağlıyor. Tabii ki zaten bu koşullarda tiyatro yapıyorsanız ve delirmiyorsanız, kafayı üşütmüyorsanız nedeni evet, budur. Tiyatronun rehabilite edici özelliğidir.
Peki siz hani ödenekli bir tiyatroda çalışıyorsunuz. Evet, şehir tiyatrosu sanatçısıyım. Evet, şehir tiyatroları sanatçısınız. Şimdi özel tiyatrodaki tiyatrocular da var. Hani sizin için belki biraz daha yaşam aslında garanti altına alınmış gibi. Aynen öyle. Hani bu aslında bizim için de öyle. Hani sigortalı evet. çalışıp evet. sigortasız evet. çalışmak gibi. Peki özel tiyatrolardaki oyuncular nasıl kendilerini çok var korkunç. Edecekler? Şimdi ben sadece şehir tiyatrosunda çalışmıyorum. Aynı anda şu anda iki ayrı özel tiyatroda da çalışıyorum. Evet. Ve bu tiyatrolardan birinde şunu biliyorum. Pek çok sanatçıya özel tiyatroların gücü yetmediğinden ve devletten yeterli ödenek almadığından ötürü sanatçıya zaten prova parası ödenmiyor. Sanatçı bir ay, iki ay cebinde varsa belki abartmıyorum çay ve simitle yaşayarak provasına gidip geliyor. Ha, ardından sıra geliyor salon bulmak ve oynamak sorununa. Evet. Ve bu sanatçı arkadaşlarım yevmiye usulüyle çalıştıkları için ancak oynadıkları zaman o da ayda 1, 2, 3 bilemediniz 4 temsil eder. Oynadıkları zaman yevmiye alıyorlar. Ve bu koşullarda yani ben size çok açık bir şekilde söyleyeyim. Sezon içinde böyle bir sanatçı arkadaşımın dışarıda yapacağı ekstra işler dahil olmak üzere muhtemelen kazancı 650-700 milyon liradır. Evet. Gerçekten çok düşük. Korkunç. Yani evet. Düşük değil, korkunç. Peki sanatçılar ne yapacaklar o zaman? Hani ek iş mi yapacaklar? Başka işlerde mi bulunacaklar? Hani onu yapıyorlar. Ama hani diziler devreye giriyor ama herkes de tabii... Herkes dizide çalışamıyor evet. nihayetinde. Yani bu pastadan herkes eşit pay alamıyor. Bir de zaten dizi sektörüne baktığımızda orada da başka bir içler acısı durum var. Yine sanatçıların oradan kazandıkları paraya baktığımızda başına bir star koyuyor dizinin başına. Bu starın oyuncu olup olmaması hiç mühim değil. Şarkı söylüyor olabilir, müzisyen olabilir. Manken olarak hayatını devam ettiriyor olabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan onun isim olması. O isme mesela 20 birimlik bir para veriyor. Bütçesi toplam 30 birimse 20 birimini o baştaki kişiye veriyor. Kalan 10 birimi de altta çalışan sanatçısı, teknisyeni, kameramanı 100 kişilik bir kadroya dağıtmaya çalışıyor. Burada da çok büyük bir gelir adaletsizliği var. Evet yani hani başrollerdeki oyuncu sizin dediğiniz gibi starsa o çok para kazanıyor. Diğeri kazanmıyor. Evet. Burada eleştirdiğim ya da bir başkasının parasında gözüm yok. O star o parayı kazanmalı. Ama starın altındaki tiyatro sanatçısı da o paraya yakın bir para kazanmalı. Aslında çoğu dizide ve sinema filminde aslında o starın arkasındaki oyuncuların, tiyatro oyuncularının filmi götürdüğünü de çok iyi öyledir. Bilir. Yani evet. tiyatro sahnesinde de öyledir aslında. Yani bu yadırganacak bir durum değil. Ve kolektif bir iştir. Bütün kadroyu çok iyi tutarsanız şayet bir şeyi izlenir hale getirirsiniz. Yoksa bir star tek başına bir dizinin ya da bir tiyatro oyunun izlenmesi için hiç kafi bir şey değildir. Evet. Peki siz bölümünüzü değiştirdikten sonra bu tiyatrodaki zorlukları da gördükten sonra keşke tiyatroya geçmeseydim dediniz mi? Hayır. Her zaman yani oyuncu olma hayalimi kurduğum andan şu saniyeye yani sizinle program yaptığım saniyeye kadar her zaman aynı şeyi söylüyorum. Bir daha geldiğimde yine aynı kimlik içerisinde ben olarak yine oyuncu olmak isterdim. Evet. Daha doğrusu tiyatrocu olmak isterdim. Evet. Peki şu sezonda oynayacak oyunlarınız hakkında biraz konuşursak. Çok. Çok evet gerçekten çok. Benim de önümde bayağı bir tamam, liste var. Siz hiç yorulmayın ben onları listeleyeyim isterseniz. Şimdi şehir tiyatrosunda geçen sezondan devrolan oyunlarım var. Surname, Yiğit Sertdemir rejisiyle o devam edecek. Kabare, Yücel Erten rejisiyle devam edecek. Özen Yula'nın yazıp Nurullah Tuncer'in yönettiği Dünyanın Ortasında Bir Yer adlı oyunu devam edecek. Evet, evet. bu üç oyun devam edecek. Aynı zamanda yeni bir oyunum var. Provaya gireceğim. Ekim ayının sonlarına doğru. Emre Koyuncuoğlu çok beğendiğim bir işlerinden çok haz ettiğim bir yönetmendir. Hedda Gabler. Henrik Ibsen'in oyunu. Onun için de çok heyecanlıyım. Çünkü evet. öyle bir yazarın oyununun da bir oyuncunun kendi repertuarında olması insana müthiş bir heyecan ve aynı zamanda gurur veriyor. Bunlar işin şehir tiyatrosu ayağı. Evet, bir de dışarıda geçen sezondan devrolan Atölye Tiyatrosu'nda çalıştığım Şahane Züğürtler adlı oyun var. O devam edecek. Bu ay zaten iki temsili var onun da.
Onun dışında mutlaka bu programda söz etmek istediğim çok önemli bir mesele var. O da yeni bir tiyatronun kuruluşuna şahitlik, tanıklık, tırnak içinde ortaklık ettim. O da Tiyatro Karnaval. Yani evet, hakikaten yeni bir tiyatro. Hakikaten açılış günü de heyecandan benim gözlerimi dolduran bir yerdi. Çünkü bir süredir Gazanfer Bey'in ölümünden beri atıl durumda olan Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nu Tolga Yeter, Yelda Serbest, Sinan Yıldırım ve Merve Çavuşoğlu bir araya geldiler. Kiraladılar ve o sahne geçtiğimiz cumartesi günü, yani 1 Ekim günü seyirciye kapılarını açtı. Tiyatro Karnaval olarak artık orada düzenli temsiller olacak ve çok iyi ve yoğun bir şey yapıyorlar. Önce Tolga Yeter'in yönettiği Görünmeyen Adlı Oyun başladı, premier yaptı, devam ediyor. Mutlaka tavsiye ederim. İki provasını izledim, bir tane de oyun izledim Görünmeyen'de. Müthiş bir dilsel yapıyı, yazarın oluşturduğu dilsel yapıyı, üç oyuncu müthiş bir temizlikte seyirciye aktarıyorlar. Mutlaka görmek gerektiğini düşünüyorum. Tiyatro Karnaval çok yoğun, yani geceli gündüzü çalıştığımız bir yer haline dönüştü. Çünkü hemen ardından Shakespeare'in Kısasa Kısas oyunu, bir kadın oyunu adaptasyonu olarak Tolga Yeter rejisiyle seyircinin karşısına çıkacak. Ardından benim de oynadığım, yine Tolga'nın yönettiği, bu filmi görmüştüm diye müthiş bir vodvil seyirci, çok eğlendirecek bir vodvil seyirciyle buluşacak. Onun ardından da benim yönettiğim Hristo Boychev, Bulgar yazar, çok yetenekli bir Bulgar yazar. Onun Yeraltı diye bir oyunu var. Ben de öğrencilerimle onu çalışıyorum. Evet. O seyirciyle buluşacak Tiyatro Karnaval'da. Peki haftada kaç gün sahnedesiniz? Şimdi bu kadar çok oyun. Şimdi şehir tiyatrosundaki aylık oyun düzenine göre, yani çarşamba pazar arası oynuyorum. Eğer oynamadığım hafta olursa Şahane evet. Züğürtler ve aynı zamanda Tiyatro Karnaval'da bu filmi görmüştüm oynayacağım. Ama diyelim ki şehir tiyatrosu bana 4 hafta boyunca oyun kalırsa, pazartesi salırım kalıyor. Orada evet. da çeşitli yerlerde oynayabilir. Peki bu kadar işin içinde yazmaya nasıl vakit ayırıyorsunuz? Ayırmak zorundayım. Şundan ötürü ayırmak zorundayım. Aslında yazma hikayem benim, müsaade ederseniz başka bir şey aktarmak isterim. Hep yazıyordum, kendimi bildim bileli yazıyordum. Fakat ne zaman ki Açık Radyo'da program yapmaya başladım, haftanın 5 günü 6-8 arası Açık Dergi programını yapmaya başladım. Ne zamanki Açık Radyo perspektifi, ne zamanki Ömer Madra perspektifi benim hayatıma girdi. Evet, o günde benim hayatımın miladı oldu. Çünkü şunu fark ettim. Bilginin, kültürün dönüştürücü gücünü fark ettim. Bu dönüştürücü gücünü fark ettikten sonra oyuncu olarak kendimi konumladığım noktayı bir kez daha sorguladım. Çok iyi bir oyuncu muyum bilmiyorum ama sürekli rol bulan, rolsüz kalmayan şükürler olsun bu kadar çok bir oyuncuyum. Bu yeterli mi dedim, hayır yeterli değil dedim. Aktör olarak başka beslenme kaynaklarım olmalı benim. Evet, radyoda bir kültür sanat edebiyat programı güzel bir beslenme kaynağı. Okumak, farklı gazeteleri okumak iyi bir beslenme kaynağı. Ve baktım ki elim kalem tutuyor, ha gayret dedim. Yazmaya başladım, o hızla da devam ediyorum. Peki neye dikkat çekmek istiyorsunuz özellikle yazılarınızda ve programınızda? Aynı şeye, dünyada var olan adaletsizlik ve demokrasi kavramı. Evet, gerçekten hem oyunlarınızla hem evet. yazılarınızla öğrencilerde evet. de yetiştiriyorsunuz. Evet. Evet. Umarım hani gerçekten... sistemler çok korkuyordur ama hani oyuncular ve yeni oyuncular da korkuturlar ve hani kültürün gücü de gerçekten, kültür sanatın gücü gerçekten kendini gösterir. Ve göstermeye başladı da zaten dünyadaki yönetim sistemlerine baktığınızda ve hatta Türkiye'deki yönetim sistemlerine baktığınızda önceden biz umursanmazdık. Evet. Edebiyatçılarda aman köşede yazsın o denirdi. Oyuncu aman aman oynuyorlar. Şimdi... Aa, bu ne yahu diye minik de olsa dönüp bir bakıyorlar. Bu büyük bir değişim bence. Ama oyuncular da artık çok rahat kendilerini ifade ediyorlar. Evet. Ya, hani önceden şöyle bir şey. Aman ben oyuncuyum işte suya sabuna dokunmayayım, bir şey söylemeyeyim evet. değil. Artık oyuncu her konuda hani tavrını gösterebiliyor. İşte hayır bu yanlış bir politikadır. Bunun için söyleyebiliyor. Bu da biraz aslında... Sizin dediğiniz, özlemlediğiniz şey biraz yaklaşıyor mu? Yaklaşıyor tabii ki ama unutmamak gerekir ki, tekrar aynı şeye dönüyorum. Biz darbe kültürüyle gelen
bir kuşağız. Evet. Bu da korkunç bir şey tabii ki. 12 Eylül döneminde şehir tiyatrosundan 1402 sayılı yasayla çok fazla sanatkarın ve çok önemli sanatkarın işine son verildi. Listeler dolaşıyordu. Albaylar gidip prova izliyorlardı. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz sahnede prova yapmaya çalışıyorsunuz. Asker. Üç tane apoletli insan oturmuş sizi izliyor. Acaba zararlık, onların mantığına göre zararlı bir şey varmış mı? Bu kültürden gelen sanatçı tabii ki korkak, tabii ki içine kapanık, tabii ki evinde dört duvarın içinde yaşayan sanatçıydı. Ama bunu da dünyadan ayırt edemezsiniz. Şu an dünya öyle bir değişim içerisindeki, tabii ki bu sanatçılara da sirayet etti. Tabii ki sanatçılar da dünyadaki bu değişimi gördükleri için daha kendilerine güvenli, daha sözlerini sakınmaz bir noktaya gelmeye başladık hep birlikte. Peki Müfit Kayacan'la da konuştuk. Hani sanatçılar birazcık halktan kopuk mu yaşıyorlar? Hani biraz tepeden mi bakıyorlar? Hani o öyle bir soruna dikkat çekti. Şimdi bununla kümülatif bir değerlendirmeyle açamazsınız. Yani bunu ancak bağımsız disiplinler olarak bakmanız gerekir. Tiyatroda böyle bir sorun tespit etmiyorum ben. Yani tiyatroda özellikle ödenekli kurumların o kadar güzel bir repertuarı var ki her kesimden insanın bir karşılık alabileceği bir alandır. Ama güncel sanata geldiğimizde güncel sanat evet daha sanatçıların kendi iç yapısına yönelik ya da farklı bir entelekt düzeyine ulaşmış insanlara yönelik işler üretiyor. Bundan ötürü güncel sanatı da aşağılayamazsınız, küçümseyemezsiniz ya da eleştiremezsiniz. O da kendi sürecini takip ettiriyor şu anda. Ama şunu görüyoruz ki şu anda İstanbul'da bir Bienal var ve Bienal artık İstanbul'daki insanların hayatının merkezine girmeye başladı. Dolayısıyla burada da böylesine bir kopukluktan bahsedemeyiz. Sinemaya baktığımızda hiç çekilmediği kadar artık Türk filmi çekiliyor. Evet. Burada da böyle bir kopukluk yok. Hatta yabancı filmlerden çok Türk filmleri izleniyor aynen artık. Aynen öyle. Öykü dünyasına baktığımızda artık yazarlar eserlerini bastırabilmek için bir yıl, bir buçuk yıl beklemek zorunda kalıyorlar yayın evlerinde. Burada da böyle bir değişim var. Demek ki okunuyor bunlar. Yani ben çok büyük bir kopukluk olduğunu düşünmüyorum bu anlamda. Devam edeceğiz sizinle sohbet etmeye ama kısa bir reklam aramız var. ...6-9 Ekim 2011 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek... ...Sebit Bilişim Eurasia Bilişim Fuarı ve Sinerji Zirvesi'ni kaçırmayın. En son teknolojiyle üretilen Horkes'le horlamaya son. Mucize magnetik terapi cihazı olan Horkes, burun bölgesine takıldıktan kısa bir süre sonra nefes yolunu açarak nefesin kolay geçişini sağlar. İlk kullanımdan itibaren olumlu sonuç alınır. Ağır horlamaları hafifletip horlamayı tamamen ortadan kaldırır. Horlama önleyici aparat olan Horkes'e sadece 89 TL'ye sahip olabilirsiniz. 444-2473 444-2473 www.cemshop.com. Erol Mütercimlerin hazırlayıp sunduğu Aynanın Arkası ve Komplo Teorileri programına bu hafta deneyimli televizyon programcısı ve gazeteci Balçiçek İlter konuk oluyor. Türk medyasının analiz ve değerlendirmesi, Türk medyasının içinde bulunduğu durum, neden yandaş ve karşıt medya olgusu ve medya siyaset ilişkisi Aynanın Arkası ve Komplo Teorilerinde yanıt buluyor. Aynanın Arkası ve Komplo Teorileri bu akşam saat 21.30'da Cem TV'de. Kan, kaynağı yalnızca insan olan bir maddedir. Her bir kan bağışınızla 3 yaşam umut bulmaktadır. Ülkemiz gönüllü ve düzenli kan bağışlarınızı bekliyor. Unutmayınız ki kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır.
Kent ve Sanat devam ediyor sevgili izleyiciler. Arslan Sağlam'la birlikte sohbetimiz de devam ediyor. Şimdi çok güzel şeyler konuşuyoruz tiyatro ile ilgili. Aslında oyuncular olarak kaygılarınızı anlatıyorsunuz. Peki bu kaygılarınızın seyirciye ne kadar gittiğini düşünüyorsunuz? Sanatçıların içinde bulunduğu çalışma koşullarında duyduğumuz kaygılar mı? Yoksa mesela demokrasi ve dünya barışına yönelik kaygılar mı? Aslında hepsini kapsıyor. Çünkü şimdi o zaman ilkinden başlayayım. Umarım bu kaygılarımız seyirciye yansımıyordur. Bir skandal, bir felaket olur zaten. Çünkü bu anlamda kol kırılır, yen içinde kalır. Yani sanatçı çok ağır koşullarda yaşıyor ya da çalışıyor olabilir. İki şeyden birini tercih etmek zorunda. Eğer sahneye yansıyacaksa o zaman o sahneye çıkmamalı. Çıkıyorsa da o sahneye yansımamalı. Diğer meseleye geldiğimizde yani demokrasi, insan hakları, dünya barışı, genel adaletsizlik bunların kafi miktarda yansıdığını düşünmüyorum. Ama geçmişe göre daha çok yansıdığını düşünüyorum. Şimdi şehir tiyatrosunun repertuarına baktığımızda hadi kendi oynadığım oyunlardan örnek vereyim. Evet, kabare oyunu bugün önemli. Son derece önemli bugün kabare oyununu oynamak. Çünkü kabare oyunu tersinden bakacak olursak bir barışa çağrı oyunudur. Çünkü sinsice uzanan faşizmin ayak seslerini Yücel Erten'in bence olağanüstü rejisiyle seyircinin gözünün önüne getiren bir oyundur. Yani bakın faşizme düşerseniz faşizm gizli gizli gelir ve başınıza sonuçta bunlar gelir diyen bir oyundur. Dolayısıyla bu tip şeylerle yapılıyor. Ama burada dikkat çekmek istediğim başka bir nokta var ki o da bu mainstream ana akım denilen tiyatronun dışında çok fazla artık çok umut verici özel tiyatrolar ve topluluklar ortaya çıkmaya başladı. DOT bunlardan biridir. Evet. Kumbaracı 50 bunlardan biridir. Garaj İstanbul bunlardan biridir. Şimdi bunların repertuarına baktığımızda bunların repertuarı zaten dünyadaki insanların meseleleriyle ilgili repertuarla. Nedir bu meseleler? Darbe, ayrımcılık, savaş, iklim krizi, kadın sorunu yani her türlü ayrımcılık. Şimdi bunların repertuarlarına baktığımızda repertuarları zaten bunlardan oluşuyor tümüyle. Ve ne güzel ki bu tiyatrolar hala varlıklarını sürdürebiliyorlar. Hatta zaman zaman rezervasyonsuz gidemiyoruz. Dolu salonlara oynuyorlar artık. Evet, yani durum iyi. Evet, bu kadar karamsar olmaya gerek hiç yok. Hiç gerek yok. Gerek yok diyorsunuz. Ha, ama rehavete de kapılmamalıyız. Durum iyi diye. Peki dizilere gelmek istiyorum. Tabii. Müfit Hoca'ya da sordum. Size de aynı soruyu sormak istiyorum. Şimdi tiyatro oyuncuları şöyle bir ayrım yapıyorlar. Dizi para kazanmak için. Tiyatro hani gerçekten sevdiğimiz yani olmazsa olmazımız diyorlar. Sinemayı da yine tiyatro gibi görüyorlar. Sizin için... Katılmıyorum. Böyle bir şey yoktur. Çünkü oyuncu yaptığı her işte, her türlü rolde oyuncudur. Evet. Bunun televizyonu, sineması, tiyatrosu olmaz. Yani tiyatro sahnesinde nedenli büyük bir ciddiyetle hazırlanıp sahneye çıkıyorsam, yönetmenim sette motor demeden önce de aynı disiplinle oraya çıkmalıyım. Sahneye çıkmadan bir gün önce, ertesi gün oyunum varsa nasıl tekstimi açıp laflarıma bakıyorsam, çekimimden bir gün önce de senaryomu açıp ben nasıl bir sahneye giriyorum, nasıl bir laf edeceğim demeliyim. Hakeza sinemada da öyle. Evet. Teknik bir fark var. Tiyatroda 3 lira alırsınız, televizyonda 3000 lira alırsınız. Evet. Tek fark budur. Oyuncu her yerde aynı disiplin ve etik kurallarla oyuncudur. Peki aslında tiyatro oyuncularının bir hakimiyeti var dizilerde. Hani böyle çok tutan olmak zorunda. Çok tutan dizilere baktığımızda çok iyi tiyatrocular ve gerçekten çok iyi oyunculukları sergiledikleri için o diziler tutuyor. Peki tiyatro dizileri kendi lehine çeviremez miydi? Bunun etkisini çevirdi görmeye mi ya da? Etkisini görmeye başladık. Çünkü bizim şehir tiyatrosu kadromuza baktığımızda kimileri duayen sayılabilecek, kimileri benim yaş kuşağımda oyuncu arkadaşlarım.
televizyonda, sinemada çok önemli roller oynuyorlar. Tiyatroyla tanışıklığı olmayan seyirci belki de onları canlı canlı, tırnak içinde canlı canlı görmek için oyun izlemeye başlıyor. Şimdi ama bu şöyle bir duygu. Benim adım Eraslan. Şimdi seyirci Eraslan'ı görmeye geliyor orada. Ama bir süre sonra şunu fark ediyor. Gördüğü Eraslan değil, Ahmet oluveriyor. Ve burada tiyatronun büyüsünü keşfediyor zaten. Evet. Aslında bu gerçek anlamda oyuncu... diziler de bizim işimize yarıyor. Evet, gerçekten. Farklı bir bakış açısı. Evet. Peki önüne geçtiğini düşünüyor musunuz zaman zaman? Yani hani örneğin işte çok iyi bir tiyatro oyunu. Ama evet, insanlar gerçekten işte bir dizi de çok ünlü oynamıyorsa, onu tercih etmiyorsa. Zaman zaman oluyor ama bu çok ciddi ya da kritik bir problem değil. Evet. Kritik olan problem bence şu. Şimdi bir tiyatro yönetmeniyseniz ve televizyondan ünlenmiş bir tiyatrocu ile çalışıyorsanız orada çok akıllı davranmanız lazım. Siz orada o sanatçıyı boy göstermesi için sahne üstünde tutup bir yere çekiyorsanız, o zaman seyirciniz o oyunu izlemez, o sanatçıyı canlı olarak görmenin büyüsüne takılır kalır. Dolayısıyla sanatçınız da nasıl, hangi rollerde istihdam ettiğiniz büyük önem taşıyor bu anlamda. Evet. Peki şimdi tiyatrocuların tavrından, yaşadıklarından konuşuyoruz ama bir de seyirci var, evet, bilinçli seyirci. Biz bunu nasıl yaratacağız peki? Bunu şöyle yaratacağız. Seyirci anlamaz diye bir nadanlığa, bir kabalığa düşüp sadece sözü ifadesi olmayan müzikalleri ve komedileri ona götürürsek, evet, hakikaten seyirci bir süre sonra biz Ibsen, Chekhov ya da Shakespeare oynadığımızda anlamaz değil, anlama gereği duymaz. Çünkü seyirci, çok affedersiniz, gerizekalı değil. Onun da bir zekası, algısı ve duruş biçimi var. Tabii ki seyirci anlar. Yıllar içinde oluşmuş kötü bir alışkanlık var. Ben bu seyirciye hep komedi götüreyim, ben bu seyirciye hep müzikal götüreyim diye. Böyle bir değişim yaratamayız. Ama yavaş ve sakin, yumuşak geçişli bir değişim yaşayabiliriz. Bunu da nasıl yapacağız? Her seferinde derinliği biraz daha artan, biraz daha artan, biraz daha artan oyunlarla seyirciyi sıkmadan ve yormadan onunla birlikte bir yolculuğa çıkabiliriz ancak. Evet, gerçekten. Ama şöyle bir şey de var. Seyircinin bunları görebilmesi için de orada da medya devreye giriyor. Eleştirmenlerin yönlendirmesi devreye giriyor. Tabii ki. Ama eleştirmenler de şunu yaparlarsa, hani bu benim tamamen kendi düşüncem. Hani filmleri veya tiyatro oyunlarını, hani işte Chekhov işte size uzaktır, izlemeyin tarzında, tabii tam bu cümlelerde değil ama böyle yazılar yazarsa veya filmler için işte ayrımlar yaparsa insanların ön yargılı olmasına neden olur ve insanlar o tiyatro oyunlarını ve sinema filmlerini izlemezler. Açıkçası böyle bir eleştiriye tiyatro eleştirmenleri gözünden baktığımda henüz denk gelmedi. Evet. Fakat daha çok medyaya, sinemadı. Evet, evet. Medyaya ilişkin tabii ki şöyle bir eleştirim var benim. Çok kıymetli eleştirmenler var Türkiye'de. Evet. Hemen bir çırpıda sayabileceğim isimler arasında Seçkin Selvi, Ayşegül Yüksel, Dikmen Gürün, yani isimlerini atladıklarım bağışlasınlar. Çok kıymetli eleştirmenler bunlar. Fakat medyada görünür halde değiller. Çünkü bir gazeteye baktığınızda kültür sanat sayfasının kaç sayfa olduğunu ve gazetenin neresinde yer aldığına baktığınızda bu eleştirmenler periştaha olsa seyirciyi çekemezler ya da itemezler. Etkisiz kalırlar. Dolayısıyla basın yayın organlarındaki kültür sanatın, kültür sanat ve edebiyatın daha görünür hale gelmesi gerekir. Çünkü dönüşümü yaratacak olan sizlerin silahlarınız, borsalarınız ve ekonomik sistemleriniz değil. Dönüşümü yaratacak olan, doğru bir şekilde işleyen kültür, sanat, edebiyattır. Evet.
Ama Eraslan Bey, şimdi örneğin bizim programımız için de, evet, belki de hani kültür sanat programı için birçok insan şöyle düşünüyordur. Hani kültür sanat işte entel dantel işi, işte sanat çok beni cezbetmiyor deyip bizi belki dinlemiyordur. Ama aslında bizim konuştuklarımız tamamen hani sanatçının, televizyoncunun ve seyircinin yaşadığı şeylerdir. Hani bu ön yargıları nasıl yıkacağız biz? Bu ön yargıları yıkmak için tabii ki sebatla çaba göstermek gerekir. Evet. Çünkü uzunca bir müddet sistem, resmi ideoloji böyle bir yargı oluşmasını istedi. Çünkü insanın düşünüyor olması onlar açısından tehlikeli ve korkutucu bir şeydir. Düşünce dünyasını da başlatacak olan kültürdür. Evet. Şimdi bu korkuları daha azalmaya başladı. Çünkü resmi ideoloji de görmeye başladı ki dünyadaki değişimin hayır diyemez, görmezden gelemez. Dolayısıyla artık durumumuz daha iyi. Sadece sebat gösterip daha çok defaatle anlatmamız gerekiyor. Evet. Sıkılmadan, bıkmadan. Yeri hiç önemli değil. Cem TV, Açık Radyo, bir gazetenin köşesi, bir tiyatro sahnesi, bir miting, bir ders. Sadece ısrarla anlatmak gerekiyor. Evet. Peki siz hani aynı zamanda kültür sanat yazdığınız, evet, radyo yaptığınız için de soruyorum size. Diğer ülkelerde de siyaset bu kadar sanatın içerisinde midir bizim ülkemizde olduğu kadar? Hani müdahalesi bu kadar fazla mıdır? Benim gözlemlediğim kadarıyla bu kadar fazla. Evet. Sadece biçim değişiyor. Orada daha renkli şekerlemelerle siyaset sanatın içine sızıyor. Bizde de biraz daha pervasızca bizde sızıyor. Biraz sanatçı üzerinden veya tabii, yönetmen daha üzerinden. Daha rahat, evet, daha kirli pabuçlarla girilebiliyor bizim ülkemizde. Ama bunun bir de ikinci yanıtı var. O da kötü siyaset bizim için pis ve ilgilenemeyeceğimiz bir alandır. Ama politika tabii ki bizim alanımızdır. Evet. Sanatçıların alanıdır. Ne güzel ki bu dünyada da böyle. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Uzun vakit ayırdığınız için. Çok teşekkürler. Umarız konuştuklarımızı insanlar dinlemişlerdir. Ve gerçekten hani sanatın gücüne onlar da inanıp hani sanata sahip çıkarlarsa her şey daha yolunda gider ve gerçekten özlem duyduğumuz, hani belki siz bir sanatçı olarak, evet, biz de işte halk olarak o hayata kavuşuruz. Ve sevgili izleyiciler, biz bugün tiyatroyu konuştuk. Belki iki kuşakla konuştuk tiyatroyu ama aslında sorunlar hemen hemen aynıydı. Farklı farklı açılardan değerlendirdik. Siz de izleyici olarak tiyatroya sahip çıkın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.